perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino. Il mare ti ha portato a me. So, chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ki spor ve dönüşerci programıma benim çok değer verdiğim üç kardeşimle beraber olacağız. Kendileri beni kırmadılar, sağ olsunlar. Bu haftaki programa dahil oldular. Her üçünüze de ayrı ayrı teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim, Giray İnal, Hüseyin Karadana, Ömür Özelmaz kardeşlerim Çanakkale futboluna emek vermiş. Çanakkale futboluna birçok hizmetler vermiş ve katkıda bulmuş kişilerdir. Onlarla bir arada olmak benim için artık 76 yaşına gelen bir abiler olarak benim için bir mutluluk. Her zaman da onları ben başımın üstüne taşırım. Çünkü onların hizmetleri hiçbir zaman için ödenmez. Hepsinde ayrı ayrı özel konularımız oldu, özel maceralarımız oldu. Şimdi bunları hepsinden dinleyeceğiz ayrı ayrı. Giray'cığım, sen en son gelensin. Evet. Sen Alman patentlisin. Estağfurullah. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk İsmail'cim. Öncelikle size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Bize davet ettiğiniz için. Sağ ol, biz de sana teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ağzın bal değilsin. Teşekkür ederim. Giray'cığım, senin ağzından şöyle dinleyelim bakalım. Almanya'ya nasıl gittin? Orada nasıl başladın? Buradan başladın futbola? Orada hangi takımlarda oynadın? Nerede antrenör kurslarına girdin? Evet. Onları bir senden dinleyelim izleyelim ben. İsmail abicim, ben 1970'te Türkiye milli maçı için Köln'e gittim. 70'te. Orada 1970'te. Orada birbirlik kaldığımız maçta. Orada 3 ay bir firmada çalıştım. O firma beni 3 ay sonra Çanakkale'den istek yaparak beni oraya davet ettiler. Orada 7 ay çalıştıktan sonra bayağı Brütenberg tarafına, bu Stuttgart tarafında bir ablamlar vardı orada. Onların yanına gittim. Orada biz Türkler olarak bir kulüp kurduk. Yani takım kurduk. O takım içerisinde 76'da onu resimleştirdik. Alman ligine girdik. Evet. 83'te, 1983'te Almanya şampiyonu olduk. Oho. 83'te ben... İşte aşağı yukarı 13 sene sonra falan. Evet. 83'te Köln'e antrenörlük kursuna gittim ben. Evet. Üniversiteye. Köln Üniversitesi'ne. Evet. Orada da çok değerli arkadaşımız vardı. Vural. Yılmaz Vural. Evet. Evet. Yılmaz Vural bize o konularda bizim eğitimimizde falan biz tam Almanca'yı bilmediğimiz için. Evet. O konularda bize çok yardımcı oldular. Yılmaz Vural'a ben de çalıştım. Evet. Hakikaten dediğin gibi. Evet. Düzgün ve Çanakkale'ye gelmiş geçmiş en iyi hocalardan bir tanesi. Evet. Benim çalıştığım için de. Evet. 40 tane falan teknik direktörle çalıştım ben. 100 küsür de antrenör. Çok değerli bir kardeşimiz. Evet. Çok değişikti yani. Ondan sonra Gaziantep'e geldi. Evet. Gaziantep'ten sonra Çanakkale'ye geldiler. Birkaç takım çalıştıktan sonra. Burada ben onun yanına gittim, ziyaret ettim onu. Çanakkale'de. Evet, burada. Evet, Çanakkale'de, evet. Sarı Mustafa'la beraber ziyaret ettim. Evet. Çok çok değişik bir insandı. Evet. Ya Hüseyin'cim, her pazartesi sabah müdürüm gel bakalım oturalım konuşalım derdi. Evet. Kahveleri söylerdik ama haftalık programı yapıyoruz abicim. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, kaçta kalkacak, kaçta gelecek, antrenman kaçta, otobüs kaçta gelecek, akşam yemeği kaçta yenecek, hangi yemekler yenecek. Deplasansa hangi uçakla gidecek, hangi otellerde kalacak? Evet. Hem bize yardımcı oluyordu, evet. Önümüzü açıyordu. Hem de ben söyleyeyim, dört dörtlük bir insandı yani. Samimi söylüyorum. Çok rahat etmiştim ben onunla. Çok değerli bir kardeşimizdi. Evet. Hiç para pul sormadı bak o kadar. Yalnız ben onun önüne şey götürdüm sözleşmeyi. Baba dedi, doldurmamışım mı dedi. Ben baba sonra doldurdum. Tamam baba dedi. Aynen böyle, tamam baba dedi. Boş mukavele imza attırdım. Sonra getirdim verdim. Baba ya dedi, asgari ücret yazmışsın dedi. İsmail abi o Tekirdağ'da da oynadı galiba. Tekirdağ Spor'da oynamış. Yok Giros'unda oynadı. Ben onun bir şeyini okumuştum, dinledim de. Herhalde bizim yıllarımızdan zamanda bana herhalde Tekirdağ'da profesyonel top oynadı. Oynamış yani. Olabilir, bilemiyorum. Hatırlamıyorum bunları ben. Evet, sonra İlay'cığım. Ondan sonra İsmail abicim, ben takım şampiyon olduktan sonra uzun yıllar orada antrenörlük yaptım.
Türkiye'ye döndüm. Dönüş sebebi özledik vatanımızı. Çocuklarım. Kaç tane var şimdi çocuk? Üç tane evladım var. Bir tanesi Ton TV'de çalışan. Ton TV'de bir oğlum var. Yine Uzak Doğu kaptanı. Öyle mi? Kızım var. Bir kızım var. O da Bodrum Havalimanı'nda çalışıyor dış hatlarda. Çok güzel. Evet. Üçlerine. Evet, yerler az onlarla. Oh ne güzel, evet. ne mutlu sana. Şimdi masterlarla beraber, onlara abi ekibisinde arkadaşlık yapıyoruz. Evet, onlarla beraber İstanbul'a gidiyoruz. Buradaki maçlarda falan. Tek sen takip ediyorum devamlı. Evet, evet. Fadılların falan grubu galiba. Fadıl hocamız. Oynadığı zaman ben içeride, dışarıdaki şeylere falan yardımcı oluyorum onlara. Tabii. Yani, beraber iken çok değerli kardeşlerimiz var. Bu arada biz Mazur ülkede yine ayrıca buradan geçmiş olsun diyelim. Evet. Zeki Yunan'a geçmiş olsun diyelim. Evet. Melih Fenerci Gelin'e efendim geçmiş olsun diyelim. Bir de bizim Ali hocamız var. Bu dört arkadaş da benim çok sevdiğim arkadaşlarımız. Dördü de açık kalp ameliyatı oldu bunların. Evet. Efendim, Yılmaz da dahil olmak üzere. Gerçekten Yılmaz, Melih ve bir de Ali hocamız vardı. Evet. Benim mahallemde oturuyordu. Yani buradan geçmiş olsun diyorum. Allah şifa versin. Amin. Evet Hüseyin'ciğim. Giray hocam biraz nefeslendireyim. Evet. Biraz sana döneyim. Seninle bizim maceramız çok. Çok güzel abi. Hiç ne biter ne yitirir. Beni en iyi tanıyanlardansın ya. Tabii. Elime doğmadı ama elimde büyüdü desen bile. Evet Hüseyin'ciğim sen de Çanakkale'mize geldin. Damadımız olsun. Mekan açtığını. Allah işlerini yol götürdü. Çok çocuk sahibi oldu Çanakkale'de. Evet. Onları okuttun. Biraz şimdi senden dinleyelim bakalım. Şu Hüseyin Hamamcı'dan falan bir gir. Pıtırcık Nihat'tan. Ya. Ya Hüseyin Hamamcı benim Altay'dan takım arkadaşım. Ya. Evet, evet. Sonra işte o... Ama resminiz var. Var. Ben şeyden giriyorum, boyuna var. Ne ismi? İşte ne diyorsunuz lan? İnternetten giriyorum. Şimdi takım arkadaşım oldu, rakip olduk, karşılıklı oynadık. Ondan sonra biz Hasan abi, Ali abi, ben transfer komitesine seçildiğimizde... Evet. Bir gün toplantıdayız. Hatta sen de vardın Güler. Niyazi Bey bana Hüseyin bu kadar 27 tane antrenör ismi ne yapacağız falan evet. Dedim. Başkanım bize genç idealist arkadaşlar lazım. Evet. Onun haberi yokken biz bir akşam Ali abi fırıncı, ben, Hasan abi, Ayvalık'a gittik. Hüseyin Hamamcı benim takım arkadaşım. İyi tanıyorum. Ya yani Hamamcı'dan açmışken. İşte ondan görüştüm ama dedim bir de Aydın arkadaşım var. Takım arkadaşım. O da Manisa'nın antrenörü. Onunla da görüşeceğim dedim. İşte Dobercin'e Niyazi Bey'in şartlarını Hüseyin Hamamcı kabul etti. Ve ondan sonraki... Önce şey geldi ama o Aydın mı neydi bir tane vardı? Önce Aydın geldi. Geldi. Konuştular. Ben düşüneyim dedi. Hamamcı Hüseyin evet. Kabul etti. Evet. Öyle başladı. Çok evet. Da biliyorsun çok tarihin en başarılı dönemini yaşadı. Transferleri evet. tabii, yaptık. Tabii. Yani kaleci ya İzmir'den az mı topçu getirdin? İşte o da... Hepsi çocuklar temiz çıktı abi. Ama tabii ya, ben şimdi hepsini tanıyorum bir de. Allah rahmet eylesin. Doğan Hoca, Doğan Ümültay. Hep ona tanıştım. O önerdi. Mesela santrafor Mesut. O evet. Altay'dan kiralık oynuyordu. O şeyde, Tavşanlı'yı, Toros'u. Kaleci Ahmet, ben İzmir Spor'da oynarken mini takımda oynuyordu. Evet. Onu ben getirdim. Var mini takımda. Var. Hem miniklerde de oynuyordu. Altyapıda da. Oradan tanıyorum yani. Nihat zaten bizim camianın. Evet, İzmir çok sevilen. Tabii. Çok sevilen bir insan. Tabii yani. Orada mesela rahmetli Cengiz abinin de, Goda Cengiz'in de bana telefonda önerileri oldu. Evet. Yani şimdi biz futbolcuyu transfer ederken, yöneticiyken o zaman bir de karakteristik özelliklerini benimsemek, şey yapmak lazım yani. Hepsi de efendi, iyi çocuklar ve tarihin en iyi başarılı dönemini geçirdi o dönem. Mesela Hasan abi, ben, bir de Ali abi fırıncı bizim. Evet. Transfer komitesinde bizdik. Ama bizdik derken tabii bize bütün eski sporcu arkadaşlarımızı da yanında ya yani onların adına da yaptık biz bu işi kendi adımıza değil. O ay nasıl oldu biliyor musun? Bir gün başkanlığı kendi oturuyorduk falan. Ya abi ne yapalım dedi bu işleri falan filan. Dedim ki ya başkanım bakın biz dedim yeni bir oluşum içindeyiz. Dardelen Spor olarak. Dedim eski dedim bizim dedim, bir sürü işte topçu arkadaşlarımız var. Tamam ben hakemlikten gelmiyorum ama topçuluk daha başka bir şey dedim adıma. Ne yapalım? Dedim ya bir istişare kurulu yapalım. Bir 10 kişilik 15 kişilik. İki topçuda davet ederim. Olursa olur dedi. Neyse yaptım. Ben isim listesini yap dedi bana. İsim listesini yaptım. Yönetim kuruluna getirdi Niyazi Bey. Oradan birkaç kişiyi yönetim kurdukiler istemediler, sildiler. İsimleri lazım işimde. Geldi geçti çünkü. Hani nereden baksan kaç sene oldu? 25 sene oldu. Bu arkadaşları sildiler. İşte sen kaldın, Hasan kaldı. Efendim işte Ali Fırıncı kaldı falan. İşte ondan sonra siz göreve girdiniz.
Ve çok da güzel oldu yani. Evet, evet. Çok da güzel oldu. Tabii Hüseyin'in de büyük katkıları oldu. Olmaz mı? Olmaz mı? Yani. İkna kabiliyeti. İzmir'den getirdi mi? Selçuklar, Melçuklar kimler? Ondan sonraki antrenörlük performansı çok arttı. Evet. Yani işte bayağı bir takımlar Sakarya'yı, Karşıyaka'yı, Erciyes'i şampiyon yaptı. Evet. Buradan ayrıldıktan sonra. Şimdi Hüseyin'ciğim şimdi söyleseydim. Mesela sizler Çanakkale Spor'a geldiğin zaman biliyorsun farelerin cirit attığı bir şey mekan vardı. Evet. Sahil kordonunda. Evet. Orada kalıyordun. Ki ben şunu söyleyeyim sana. Kendi eşim dahil hepsinden çok temizdin. Şeyini, yatakhaneni, yastığını, çarşafını, bilmem ne, yediğini, içtiğini çok temiz bakan bir adam senin kadar görmedim ben. Yani üstün başında. Hakikaten böyleydi. Ayakkabısız, hem ayakkabı, yani çorapsız bile giremezsin odasına. Bu kadar da şeydi yani. Ya, ömür de kaldı diyor adam. Ömür de evden kovmuşlardı, senin yanında kaldı. Ben biliyorum. O da hala o titizi devam ediyor. Aa, eder etmez ben bilirim seni. Hüseyin için biz epey fedakarlıklar yaptık hem İstanbul'da falan. Hüseyin'i kaçıracaklardı Feridun maçında. Önce Hasan'ı kaçıracaklardı bizim kulaklarını. Kulakları çınlasın. Şeyde oturduk yemeği yiyoruz, öğle yemeği. Tekirdağ'da. Hasan benim sol tarafımda. İçeri biri geldi, garson girdi. Hasan Gündoğan kim dedi burada? O da benim dedi. Dedi senin için dışarıdan çağırıyorlar. Uyandım ben kendi kendime. Bir tecrübem falan yok bu konuda ama. Yani içimden böyle geldi. Ben de oraya o maç için vali beyin onayıyla geldim. Hakemlik yapıyorum zaten. Sağın kenara geldim. Bir baktım Oğuz Savran maçında hakemi. Muzaffer Savran babası. Babası Oğuz Savran. Muzaffer Savran. Muzaffer abiyle biz maça falan çıktık burada. Çanakkale Spor maçına falan çıktık. Bir iki sene oynuyordunuz ama bilemeyeceğim. Bu baktım bir tane 124 araba. Beni gördü. Araba başladı. Meğerse Periköy'ler gelmiş. Hasan'ı libero oynuyor en son. Stömer oynuyor. Onu kaçacaklarmış. Hasan'ı kaçacaklarmış. Demişler bu Kürt Sarp da oynuyor. Biz demişler bunu kaçıralım. Neyse Hasan'ı biz vermedik tabii. Şey, otele geldik, yemek yedik falan bir yerlerde biliyorsun. Hı hı. O rahmetli Tarık'ın tanıdığı bir yer vardı. Oraya gitmiştik. Geldik. Fakat içeride 3 tane, 4 tane, 5 tane kadın var. Ya ben efendim, haberim yok. Lobide oturuyorum. Sen, ya arkadaşlarımla senin, yani. Ya senin bir şeyin haberin yok tabii. Ama pıs bir şeyler oluyor. Bir şeyler dönüyor falan. Meğerse kadının bir tanesi geldi ya dedi. Arkamdan şu dedim kaleci dedi bana bir geceliğinde versene. Ne olacak dedim. Kadın ne olacak? Vallahi. Dedim, ya dedim istersen vereceğim dedim. Falan. Bizim ulan kadın ticareti yapsak Ahmet bir erkek ticareti mi yapacağız? Ondan sonra hemen Hüseyin'i kapattım ki doğru yukarı. Ne yaptıdır ama Emre hiçbir şeyden haberim yok. Valla yani benim yok, arkamdan, yok, hiçbir şeyden arkamdan geldi, arkamdan sarıldı bana yani. Evet. Ama üç kişi mi, dört bunu, kişi bunu mi? Bunu kapadım, bir de Kenan'ı kapadım bizim. Hele Kenan'a tuvalete girdi, tuvaletin kapısını açtım, karşında adam çiş yapıyor. Kenan'a kaçacak diye yapıyorum. Korkuyoruz ya, hepsini raptır alalım dedim. Ertesi gün zaten zaferimiz de bitti. Tabii. Çok güzel bir maç oldu. O tarihin en önemli maçları mı? Ben askerdim. Ali Samiyen. O gün Günay şey oldu, sakatlandı çizginin üzerinde. Ben gittim. O kaşı patladı abi. Kaşı patladı. Muzaffer abi gördü beni. İsmail sen de arıyor mu dedi. Dedim baba sorma dedim. Valinin emrini dedim. Bu işi dedim görevlendirdim falan. Tamam aramızda kalsın dedim o kadar. Koskoca FIFA hakemi Oğuz'un babası. Ki ondan biz burada maça da çıkın beraber. Beni çok sever. Seminerde falan da beraber bulunduk. Yani böyle günlerimiz geçti ama, çok. Ama maç başladığında İsmail abi direkt bir serbest atış oldu. Kornerlerde. Ben hocaya sesleniyorum. Hocam bak diyorum sen oyuna devam et diyor. Aşağıdan beni tekmeliyorlar. Evet. Formamı çekiyor. Zaten evet. İlk hedef bendim. Tabii. Yani o da İsmail Erçin'in eski hoca Çanakkale'yi bildiği tabii, için tabii. Orada beni bitirmek yani sakatlamak şey ama ya çok baştan oyunun başında çok acayip sert faullere maruz kaldım. Çok. Yan toplarda. Tek ve tokat memnun. Evet abi ya. Hocam bakın diyorum sen oyuna devam et diyor. Ama çok büyük karambolden çok aşağı tekme yiyordum aşağıdan. Formamdan çekiyorlar bilmem doğru, ne yapıyorlar yani. Bayağı şeydi. Gel. Fark etmez bizim. Bizim programımız var ya. Ama tabii. Gel kaynanacığım gel. Çok da güzel tarihin maçı oldu ya. Yani. Tabii. Çanakkale tarihin maçıydı ama daha üstü yoktu. O şey vardı mesela. Kaçta diyor senin? 74'te. 74. Doktor Necati Karakaya vardı. Bir çay daha. Ona Tarabya'da, Büyük Tarabya Oteli'nde kampta da bize sarıyor, eğitmana gidiyordu. Biz geçerken 5 yapıyorlar. 5 yapıyordu, Necati Karakaya başta. Evet, Necati sonra Karakaya. Tebrik etmeye geldi maçtan sonra bize, soyunma odasına Necati Karakaya. Fakat abi, bir şey söyleyeyim sana Hüseyin Bey. Ali Berat'ı gel, adam antrenör geldi, şu oldu, bu oldu falan. Allah razı olsun.
O gün bütün futbolcuları kendisi masaj yaptı bir adam. Ya tek abi, başına, helal olsun. Yani. Bak sana... Böyle öyle kitlenmiştik ya. İsmail abi, onun vermiş olduğu kondisyonla biz ikinci sezon en az 8-10 maç götürdük ya. Atlet gibi bizden beraber koşuyorduk. Evet. Sonra biz, mesela bak şey maçı çok önemliydi. Feriköy maçından önce Bandırma maçı burada. Evet. Bandırma da şampiyon oldu. Evet. Biliyorsunuz Rıdvan, rahmetli Rıdvan Köser'le yal çalıştırıyordu. Bandırma'yı biz gene top Ekrem attı. 1-0 evet. Yendik. Yani biz Bandırma'yı yendikten sonra gittik o hayati maçı oynadık orada. Bandırma'yı evet. Yenmesek, Bandırma da Bandırma Spor da çok iyi takımdı yani. Şampiyon oldu işte o sene yani. Evet. O da çok önemli. Biz çiftlikte kamptaydık yani devamlı orada. İşte oraya gelecekler, gelecekler falan dendi şey için. Kampa, Feriköylüler. Hatta dediler efendim şey var, ne o ismi? Hurda varmış. Hurdanın diye alma havasına girmişler. İşte şunu yapalım, bunu yapalım gibilerinde. Efendim söyleyeyim, kim ne söylese, ne ettiyse bilmiyorum. Validen onay çıktı, resmen de onay. Ben vali bey çıktım dedim. Ben dedim, yani şeyim, şu an dedim resmi görebiliyorum. Hakemim dedim, faal hakemim. Ben oraya dedim, gidersen benim ekmeğim yok. Ben dedi, seni dedi, oraya dedi, görevlendirdim, vali emri dedi. İstiyorsan gitme dedi. Bandırma maçı biter bilmez. Biz bir hafta önce gittik İstanbul'a. Hemen gittik yani. Bir hafta önce gittik yani İstanbul'a. Şey mi? Feriköy maçına. Feriköy maçı. Tabii buradaki maç evet. Biter bilmez. Oraya evet. Erken gittik yani. Çünkü idmanları Sarıyer'de yapıyorduk ya. Evet. Sarıyer'in sahasında yapıyorduk. Evet. Erken gittik. Neden işte o zaman 3000 lira para alacaklar, 3000 lira vereceğiz filan dediler. İşte hiç kimse para var da almadı. Oynandı gitti. Böyle bir işler abi. O zamanlar daha başkaydı. Ömürcüğüm sen ne yapıyorsun bakalım? Açık anlat bize. Seninle ne çok maceralarım var. Senin yüzünden bir gün aç kaldım, geberiyordum. Haberin var mı sen? Hiçbir şey değil. Ben ilk başta böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Televizyonda. Estağfurullah, estağfurullah. Ayrıca sizin vasıtanızla da eski arkadaşlarımıza buradan selam. Rahatsız olanlara da geçmiş olsun diyorum. Bilhassa ilk başta Güney abimize. Ben Çanakkale Spor'a, Kilpek Spor'da futbola başladım. İki sene orada oynadıktan sonra... Sen Kilpek'de mi başladın? Kilpek Spor'da başladım. Ben de, Kazım abi... Ben de orada oynadım. Kazım abi, rahmetli kaleci Kazım abimiz çalıştırıyordu takımı. Hatta Soundbox açık olarak başladım. Öyleydi ya, hakikaten. Evet, Soundbox açık olarak başladım. İki sene orada oynadıktan sonra avukat Adnan abi. Erdemol. Erdemol. Necdet Kumkaleli o zaman evet. Yönetici. İşte biz seni Çanakkale Spor'a alacağız falan filan. Aldılar, iki sene de genç takımda oynadım o sene. Dediğim gibi kaleci olarak burada başladım yani esasında genç takımda. Kaleciliği sen genç takımda mı başladın? Kilsberg'de oynarken bir gün Gelibolu özel maça gittik. Kaleci askere mi gitmişti, geçmiş gün unuttum veya hasta evet. Mıydı? Dediler sen geç kale. Ben de okul takımında o zamanlar basketbol falan oynuyorum. Yapar dedi arkadaşlar. Gelibolu'ya geçtim. Gelibolu'da kaleye. O gün gol atamadılar bana. Ondan sonra kaleci oldum. Tesadüf yani. Ondan sonra kaleci oldum. Hatta bilirsin şey, İsmail abi takımda oynarken de son 4 maç bizim futbolcu arkadaşlar ceza falan aldılardı. Son 4 maç ben Sampo oynadım A takımda. Evet. 4 maçta 8 gol attım. gol attım. Şeyde 3 gol diye yazıyor. Eksik yazılmıştı. Muğla Spor'u yendik burada. 4-1. 3 tane ben attım. Galata'nın şampiyon olduğu sene Kocaeli'de maç yaptık. 2-1 yendiler bizi ama ilk golü ben attırdım. Sağdan zor çıkacağız. Sonra 2-1 yendiler bizi. Genç takım kalecisi kaleye geçti. Ben santrafor oynadım. O zaman Hüseyin de bırakmıştı herhalde arkadaşlar. İşte Necdet abiler beni 70 senesinde oraya aldıktan sonra 72'de 18 yaşında olunca Özcan bizim mıkık arkadaşımla ikimizi beraber profesyonel yaptılar. İsmail abi tabii bizim çok maçımızı yönetti amatör maçları. Sonra hakemliğe başlayınca onun bilgilerine şey yaptık tabii. Kazanmak daha şey oldu, bize nasip oldu bilgilerine başvurduk. Futbol bıraktıktan sonra işte bir iki dönem hakemlik de yaptık bize tanınan 10 senelik bizim filan çok iyiydi ama sen hakemliği benimsemedin gibi geliyor bana. Kaleci olarak
Kaleci koşuşu dediler, benim koşumu beğenmedi. Oğlum canım öyleyse. Geylak. Üst gözlemciler diye. Gözlemciler mi? Kaleci koşusu dediler. Ne bileyim, değişik oluyor herhalde. Öylelikle hakemlikte bir dönem orta yaptık, bir dönem yan yaptık. Sonra biliyorsun amatör kümede Kocatepe'yi kurduk orada. Üçüncü lige çıkma kapısına kadar gel evet. dedik. 92'de değil mi? Şimdi, galiba o zamanlar. Işte. Senin ilk profesyonel olacağın zaman burada daha Çanakkale SSK'nın şeyi, şubesi bile yoktu. Balıkçı'ya gidiyor, Balıkçı'dan çıkıyordu şeyler. Dediler böyle böyle ömür lisans çıkacak. Bir de Mıgırın'dı galiba. Anla ikimizin, evet. Lisansları çıkacak mı dedi. Ne yapacağız SSK? Balıkçı'ya gideceğim, Balıkçı'dan Ankara'ya gideceğiz. O zaman Ankara'dan onun lisans başka yerden yok. Hayda biz burada bindik otobüse gittik Balıkçı'ya. Balıkesir'de Ali o zaman memurdu da Ali sürücüden o yol gösterir şunu şunu yap falan filan diye. Gittik yaptık işimizi. Dediler mavi tren var. Mavi trenle gidersen sabahın Ankara'dasın. Rahat ol, çok rahat dedi. Kaldıkları yer dedi orada. Tamam dedik. Balıkesir'den Ankara'ya. Balıkesir'den Ankara'ya. Ama ben de trenle falan gitmedim hiç bilmiyorum adamı. Bir paldırıyor bindik içeri. Bir zaman geçti. Ondan sonra işte şey yemek isteyen var mı? İşte şey açık, lokanta açık falan diyorlar. Ama ben dedim, dur bakalım gidelim. Bir gittim baktım. Bu trenlerde de şey çoktur. Ne ismi? Rosto çok yapılır. Rosto, bir rakı var mı? İçki var mı? Dedim, olmaz mı diye. Ona ben dedim, bu rakı falan. Bir defa rakı. Biz bunu geldim, ben yattım abicim. Bir uyandım, bir gün saat iki mi içi, üçü mü ne? Yanıyorum ben, Allah! Trenin içi de şey, sıcak oluyor tabii. Şöyle bir gittim, bir geldim. Ulan dedim, ömür neler çekiyorum ben senin için falan. Burada bir tane şişe su buldum. Yerde suyu aldım. Meğerse kadınımmış. Suyu ben içtim abicim. Şeyde sokladım. Sakladım. Bir de başıma dedim çıkarmasınlar ben. Bak onu hiç unutmam. Vallahi billahi. Sabahleyin tabi Ankara'ya gara indik. Sene 72. Evet. Ya. O zaman biz rakiptik ya. Bizim sporlarla. Benim de burada Çanakkale Spor'a karşı bizim bir hayati maçımız var. 74'te geldi galiba değil mi? Ben 74'te geldim. İşte ben 3-5 maç sonra ben askere gittim. Evet. Şeyin geldikten sonra. Hadi ilk maçımız Çanakkale'deydi. Alsancak'ta 4-1 yendik biz Çanakkale Spor'u. 3 tane frikikten bizim Fethi abi attı Beşiktaş'ta kaptan. Ya ne adamdı o ya. Bir tanesini yan top çıkardı Aydın vurdu. Üçünü de Kazım abi. Kaleci. O da o Zeki daha başka nerelerde oynadı abi? Kim? Ne din? Fethi abi Beşiktaş'ta da. Beşiktaş'ta da oynadı değil mi? Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yıllarda. Çok önemli. Kaç topları vurdu adamı? Pow tepiyordu ya. Ama İdmanlardan sonra bak rahmetli kaleci Seyfi abiden Fethi abi kalır. Belki bilmiyorum ama mübalağasız 100-200-300 kere topa vururlardı ya. Eşref Paşa'da bizim idmanlarda. Oğlum Seyfi abi de iyi toplara vuruyor. Seyfi abi altın orada da penaltıları atar. Bir 2-0'lık maç var. 2-0 ikisini de penaltıdan Seyfi abi attı. Evet. Nasıl vuruyor? Şimdi ben askerliği orada yaptığım için oradan onları çok iyi tanıyorum. Çok iyi topa vururdu. Ve bana da çok yardımları olmuştur. Seyfi abisinin Rahmi oradaydı. Efendim İrfan oradaydı. Şeyin İzmir Spor'un işte o zamanki futbolcuları. Ben cumartesi günü olduğumu askerleri burada bırakırdım. Sivil oradan giyinip İzmir'e inerdik. Fethi abinin İzmir Spor'da çok büyük emekleri var. Evet. Bizim üzerimizde de var yani. Evet. Çünkü ben Aydın Spor'a gidiyordum. Bir gün evde oturuyorum. Fethi abi de buradan geçmiş. Bu Kasımpaşa'da bir santrafor Mehmet vardı. Burada tesadüf işte bak yani. Necdi abiyle görüşüyorlar. Bir de ben burada Çanakkale'ye karşı da iyi top oynadım. Hatta ilk yarı çıktım, Özlem verir bak Yaşar abinin birkaç tane ayaktan top aldım. Bütün buraların parçalandı yani. Geldi eve, sana dedi Çanakkale'ye gideceksin, sana o kadar söylüyorum. Tamam bitti abi. Tamam abi dedim. Kim dedi onu? Fethi abi söyledi. Fethi abi. Ama Çanakkale seviyordu o adam ya. Ya çok yani bilmiyorum işte Aykut'la ikimiz beraber geldik. Maymun Aykut'ta. Sağbek oynuyordu ya bize. Öbür Aykut'ta tamam. O zaman Necdi abinin yanında falan sonra çalıştık çocuklar. Beraber geldik. Yani onun sözüyle yani işte şans yani. Öyle. Tabii, yoksa ben Aydın Spor'a gidiyordum. Erdoğan Güran mı vardı? Öyle bir şey var. Biri vardı ya. Çok istedi beni. Hatta rahmetli Mustafa Küçükoğulları meşhur. Ha, Küçük evet. Yeşil Avantre. O da çok istedi. Çok. De. O zaman Gürcan Berk vardı biliyorsun. Ya, Mesut Beşiktaş. Benim kurs hocamı. Valla. Tabii. O vermedi beni. Vermedi. Benim kurs hocamdı. Sonra da ben kurs açtık mesela. Biz ondan öğrendik. Buraya da geldi kursa Gürcan abi. Geldi işte. Ben vardım ya, o zaman. Sen vardın değil ben mi? Ben vardım.
Kim vardı başka o zaman? Sonra şey de geldi ya, bizim Zeki hocam Aydın da geldi kursa galiba. Bilemeyeceğim ben. Benim zamanımda Ankara'dan geldi. Sen vardın değil mi benim kursta? Anır. Antrenör kursunda. Zeki Hoca ile yaptınız. Amatör olarak. Ha, vardı. Onda vardı. Şimdi Fethi abi dedi, benim de eskiler canlandı. Seni herhalde 73'tü. Yedek kaleciyim. Yine İzmir Spor'la oynuyoruz. Kalede Erdal. Bu 4, Fethi 2'den 6 dedi ya, o bir önceki sezon oluyor. İkinci sene gittik maça. Valla herhalde ya 3. maç ya 4. maç. Hiç unutmam. Dakika 17. Ben de daha şeye kadar Dakale'ye geçmedim. Acemilik var yani. Genç takımdan. A takım var. Kalede Erdal. Frikik'ten attı şey gene. Golü. Fethi mi attı? Fethi abi attı. Öyle hatırlıyorum. Dakika 17. İsmail Erçin Hoca. Soyunum bak dedi. İlk defa geçeceğim. Elim ayağı titriyor. Konağı değil ya. Yani. İzmir Spor'u değil mi? Hiç oynamamışım. Hani maçlarda 5'e buna da oynasam. Birincilik kadrosuydu bizim kadromuz abi. Tabii ki. Bülent abi şimdi Ege TV'de yorum yapıyor. Bülent bu da eski Fenerbahçeli İstanbulspor'u. Evet, evet. Ken Mehmet mesela, Buran abi, Tamerler. Hepsi birincilik. Ken Mehmet burada dedi, oynamıyor muydu? Oynadı burada. Çok iyi. O, hepsi birincilik futbolcusu. Evet. Evet. Çok iyi topçular oldu. Sarı Mustafa Santrafor rahmetli bizim. Ümit Milli Yönü. Evet, evet. Çok sevdiler de burada. Sonra Kayseri Spor'a aldı onu. Sonra geçtim kaleye, 17. dakikada atlıyorum, kalkıyorum, şey yapıyorum falan. Şans. Boğuşuyorum. Şans, boğuşuyorum. Top ben geldikçe ama, ısınıyorsun oyuna tabii. Devamlı da geliyor. Kalecilik top böyle yani. Oluyor falan. Bir de Hüseyin şöyle bak. Çim sahada oynuyoruz ilk defa. Bir de onun insanı bize, düşün, bilirsin. Buradaki sahaya bakıyoruz. Zevk veriyor ya, yani. Tabii ya. Atlıyorsun burada kömür tozuna şey orada. Diyeceğim 2-1 öne geçtik. Dakika 86 mı 88 mi de bir frikik oldu gene şey topun başında Fethi abi. Bir vurdu, atladım topa, böyle yumruklayacağım, topu nasıl kaçtı, nasıl pasu aldı yani. Hiç unutmam bak, ilk golü ondan yedim o zaman. Yani çok... Hatta o gün maçtan sonra şeye gittik, Türkiye İsviçre milli maçı vardı 2-0. Hatta takım olarak maça gitmiştik falan. Diyeceğim Fethi abi, ilk golü de yani o Fethi abiden yemiştim o zaman. Ne ağırdalı futbolcu da öyle be. Adeleleri çok güçlü. Çok güzel toplara bakıyordu. Beşiktaş'ın iki sene üst üste şampiyon kaleci Necmi abilerin zamanında banka top oynuyor. Fethi abinin bayağı çok şeyleri var. Şeyde Beşiktaş takımında. Çok da iyi bir insan. Mesela bizim o zaman genç takımdan 6-7 futbolcuyu Behçet dedi. Vedat. Buraya da geldi ya, Arap Vedat oynadı. O birçok kişi, Küçük Ali, ben. Hepimiz 7 maç sonra ben kaleye geçtim İzmir Spor'da. Düşün yani. Seyfi abi var, hiç, Denizli'den hiç, Mehmet abi aldı. Hiç tahil edemez değil mi? Tabii hayır yani. 7 maç sonra. Tabii. Çok önemli yani. Çok gençiz yani. Bir de o zaman bayağı yüklü bir parayla Denizli Spor'dan Mehmet abi almışlardı kaleciyi. Seyfi abi de var. Evet. Vallahi banka oynattı. Yani, Seyfi abi bambaşka bir adam. bir de şey vardı orada, menajer neydi? Sami Ozak. O çok önemli. Ben çok, geçen de Giray abiye de anlattım. Onun gibi menajer nerede şimdi abi ya? Ben girip çıkıyorum falan filan. Demiş ki Seyfi abi, kim bu demiş, asker demiş, bu çocuk girip ya dedim, İrfan var Bursa Spor'da. İrfan'ın abisi de bizim Peter'in de arkadaşıymış. O da bana orada sahip çıkıyor filan. El altından para veriyor bana, askeriz ya. Demiş ki bu çocuğu demiş, her maça yazın. İzmir Spor'un bütün maçları işte dışta. Gelsin maçlara demiş bu çocuk demiş. Sonra bana kaptan dedi ki ismini, bak dedi, ismini listeye yazıyoruz. Maçlara gel, kapıda ismini söyle, gir asker. Sen girersin dedi. Tamam dedik. İsmim yok. Asker yazılı sadece. Asker. O zaman da öyleydi. Listeyi veriyorlardı. Asker. Almanya'da ne oluyor bu? Anlat. Hadi şimdi sana döndük. Turlar boyunca turluyoruz. Hadi onlara biraz nefes verin. Onlar çaylar içsinler. Evet. İsmail abicim işte. O da senin ki profesyonel olmadı mı? Değil mi? Ben profesyonel olmadım. O aynı takımda biz. Yani bir Türk Anadolu Ferahin'de bir kulübü şey oluşturduk gibi, onu. Türk gücü gibi. Aynen onu oluşturduk. Orada uzun yıllar antrenörlük yaptım. 92'de buraya dönüş yaptık abi. Yani dönüş yaptım. Burada köy hizmetlerini, şimdiki özel idareyi. Evet. Uzun yıllar oraya çalıştırdım. Bunları biliyorum. Şimdi de Masıllarla beraber sağ olsunlar Rab Yılmaz. Evet. Buradan yine ona sizin aracınızda geçmiş olsun diyorum. Tabii. Çok değerli bir kardeşimiz Hasan çok. Gök. Onun diğer arkadaşım Yavuz var, biz tanısınız Yavuz. Eski bizim futbolcular. Akbinar. Evet. Onlar çok değerli kardeşlerimiz var. Onların içinde olmakta ben gerçekten çok zevk alıyorum. Evet. Her hafta onlarla beraberim.
Salı günleri. Onlarla beraber, devamlı beraber. Yani, her zaman saygı duyarsın. Sağ olsun. Çok bana onlar şey saygı duyuyorlar. Çok yani çok şey bir çok nezih, yani. Nezih bir, nezih bir ortam var. Doktorlar var. Evet. Ben söyleyeyim. Daire müdürleri var. Şunlar evet. Var, bunlar var. Eski topçular doktor var. Doktor kardeşlerimiz var. Fadıl gerçekten mesela. Çok Fadıl kardeşimiz Fadıl var. Fadıl kardeşimiz. Emin, yani. Emin var. Emin, evet. Diğer kardeşi var. Gerçekten çok değerli kardeşlerimiz var. Fadıl lafını gidince Fadıl transfer edeceğiz. Onu derden spordayım ben. Ya dediler bir sarı varmış Göztepe'de. Şunu kiralayalım orta sahaya lazım orta sahaya. Bu arada da Çanakkale Spor'da yöneticiyken Ali Bakır bir laf sarf etti. O da beynemeler, İstanbul'daki beynemeler hakimsin diye anlatıldı. Hani demiş ya efendim sen bu orta saha kaç paraya verelim parayı alalım orta sahayı diye. Yani orta sahaya paralı alacak halin yok. Oraya ancak topçu alacağım falan alalım. O bir orada geçti. Bir de bizim Hüsnü Şen'in maçı yerde bırakıp orta hakemin kaçma konusu. O da beynemeler hakem seminerinde o da konuşuldu. Evet. Yani böyle. Onun için hani nasıl anlatayım? Zaman zaman iyi kötü iyi günlerimiz de oluyor, kötü günlerimiz de oluyor. Hakemlikte de oluyor. Yani çok zor meslek İsmail abi. Çok, çok yani zor. Her iki tarafa da yaranamıyor. Bir de şimdi ikinci lig, üçüncü ligde bile her iki takımın futbolcuları kesinlikle hep el kol hareketleri hep itiraz. Hep itiraz. Yani çift giriyorsun topa mı adama mı? Yani bir faul yapıyorsun, arkadan çekiyorsun, formasını çekiyorsun. Bu sarı kart hep gene itiraz. Ben onu evet. Anlayamadım yani. Şimdi yani ben bu kadar sene top oynadım. Şimdi, bir sarı kart gördüm ya. Tutmalar, çekmelerde sarı kart çok olduğu için şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? Dikkat et bak. Hep ayakları basıyorlar. Ama o arkadan tandana giriyor. Aşın tandana. O çok tehlikeli abi yani. Şimdi Avrupalı erken bunu ayırt edebiliyor. Bir de bizdekiler de çok erken de sarı kart gösteriyor bazen. Neden? Evet. Topa mı, rakibe mi? O çok önemli. Onu seçeceksin yani. İşte. Yani sarı kart sen kafadan bir defans oyuncusuna gösterdiğin zaman o tempo bitti. Yani o adamdan performansını bekleyemezsin. Yani hakemlik kolay değil. Gerçi ya, tamam abi de. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Şimdi çok süratlendi. Futbolda süratlendi çok. Gerçi bizim Türkiye'mizde futbol diye bir şey yok ama yani sürat oldu. Tempo tabii canım. Şeyler de öyle şimdi, o ismi. Hakimler de süratlendi. Şimdi geçen akşam şeyi seyrettim ben. Ne o çocuğun ismi? Biz Dünya Kupası'na gitti ya. Cüneyt Çakır mı? Cüneyt Çakır. Çok hızlı. Koşacak ama mecbur ya. Hüseyin Göçek çok koşuyor. Evet. Bülent Yıldırım koşmazdı baktım. O bile koşuyor. Hani artık şey kalmadı öyle. Dikilen hakem ama kalmadı. Yok yok. FIFA lisesine giremez zaten. Koşmasa çok hata yapar. Koşmasa hata yapar. Pozisyona en yakın o olacak yani. Fırat, takip edecek. Fırat yani. Ne oldu? Fırat koşamadı için çıkardılar. Bülent Yıldırım koşamadı için çıkardılar mı evet. Yani? Genç hakem de koşuyor şimdi. Suratlı oldu futbolda. Evet. Sonra yabancı dil bileceksin, İngilizcen iyi olacak. Ya, şart artık. Küçük tahsil olman şart. Tabii. Zaten olmadı mı şey de olmuyor. Giremezsin abi İngilizce. İmkanı yok. Mesela bizim şey, Cüneyt Çakır 3 mü 4 lisanı öğrenmiş çocuk. Evet. Kolay değil. Sahanın içinde konuşuyorsun, ediyorsun adamlarla. Bayağı da sık maç veriyor ama. Ya. Çok oluyor. Çok, çok sık verme başarılar evet. Allah sakatlık vermesin. Bak bir rahatsızlandı bir ara, iki ay alamadı maç. Evet. Ama herhalde düzeldi şimdi. Tekrar başladı ne? Hafif başı ısındırdılar. Evet. Yine bu hafta şey dedi, milli maçları dışarıda. İspanya maçını yönetti. Hı hı. İspanya maçı. İyi maçları çıkıyor abi. Tabii canım. Eskiden kolay mıydı? Böyle bir İspanya, İspanya şunlar bunlar. Nerede? Bilhassa Alman Ligi, İspanya Ligi, İtalya Ligi temposu çok yüksek. İngiltere, değil mi yani? Bir gün şey değiliz, vefasızlığın maça çıkacağız. İçeriye Fahri Sommer girdi. Maçın hakemi siz misiniz İsmail Bey dedi. Benim hocam dedi. Tercümanlık falan yazıyor. Hem de sizden bir ricam vardı. Davutpaşa maçı. Bu 9 numara Engin Verel var ya dedi. Bizim beraber oldu. Baktım evet var efendim. Ya dedi ben böyle şeyleri hiç sıkılırım ama söylemedi. Siz dedi biraz yakın gördüm kendimi ondan dedi. Ricam var dedi. Bu çocuk da Galatasaray'a transfer olacak. Aynı zamanda genç milli takımı, ümit milli takımı da dedi, futbolcusu. Biraz kollarsanız tekmeden şundan bundan, zaten son maçlar dedi. Onun için ricaya geldim. Netice beni ilgilendirmez dedi. Tamam hocam dedim. Neyse, hakikaten birazcık şey yaptık Engin'e. Hani adam giriyorsa ya, evvelden düşürür. Aşırı tolerans değil de tabii özellikle onu kafadan bitirmeye çalışırlar yani değil mi? Sonra önemli maçtan sonra geldi. Kanat oyuncusu. Maçtan sonra geldi, tebrik etti beni şey, Fahri Ömer. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İzledim dedi, hakikaten dedi, bize yardımcı oldunuz falan dedi. İki hafta sonra
Hollanda Türkiye milli maçına çıkacağız. Bir baktım Engin Verel de orada. Kruplar, Murplar, şunlar filan. Gece maçı aynı zamanda. Salih abi, Allah selamet versin. Orta hakem oydu. Ben yan hakemeydim. Bir Ali Çolak mı neydi bir tanesi? Çıktık falan. Engin Verel böyle yüzüme bakıyor boyuna. Boyuna yüzüne bakıyor. Yani geçen hafta bana yaptıklarımı çalmadım falan gibilerinde. Yani maçın içinde oluyor bunlar, olmaz diye. Bir gün Topal'ın Tayfun maçını yönetiyorum. Maçtan sonra bana küfür ettiler bir sürü hikaye. Topal'ın Tayfun'un şeyi, başkanı da Arap Nasri. İstanbul'un bir numaralı mafyası. Benden sonra da Doğan abi maç vermişler, o antrenman maçı yapacak. Antrenman yapsın yazı. Ter atsın diye vermişler o maçı. Yoksa o maçlara falan gelmez. Bir baktım girdi içeri. İsmail dedi, sen dedi Topal'ın Tayfun'un lisansını aldın mı? Aldın mı bana? Kaç tane? 7 tane aldım. Onları ver geri dedi. Tamam dedim. Tık verdim geriye. Hiç sesi yok ama itirazı yok. Bu Doğan babacan bu abi. Yani. Evet, tamam. Bir baktım ertesi hafta yani şey yapıyoruz. Çarşamba günü Mithat Paşa'da idmanları yapıyoruz. İsmail Şen merkeze dediler. Merkeze gitti mi? Yani bir dışarıdan maç alıyorsun, İstanbul dışında maç alıyorsun diye gittim baktım. Doğan babacan, Vison, İsmail Şen, Trabzon maçına. Trabzon'a. Ertesi hafta İzmir'e, ertesi hafta bir yer daha filan. Kulağım bitmiş Doğan babacan. Yani bu çocuğu eline tutalım falan gibilerinde. Sonra üç seferde Doğan abiyle dışarı çıktık. Bir Bulgaristan'a gittik. Bir Macaristan'a gittik, bir Yugoslavya'ya gittik. O kadar. Ama hiç gezme nasip olmadı. Hiçbirine. Akşam şeye gidiyorsun. Uçak iniyor. Gelip alıyorlar zaten seni. Dırt otele. Orada maç saatinde zaten oteldesin. Çıkıyorsun, maçı öneriyorsun. Dırt otobüs şey. Ne o? Taksi. Oteli. Otelden doğru efendim şeye. İstanbul'a böyle. Onun 1974'te bir hadiseyle maçı vardı abi şeyde. Almanya'da. Dünya Kupası'nda. Şile'de bir kırmızı maçı vermişti. İlk kırmızı. Almanya yani. Şeye çıktı. İkinci gruba çıkmıştı. Ben oyunun başında attı. Yani. Oyunun başında attı. Yani. Eksik bırakmıştı şeyi. Ama bana kaç sefer söylemiştir o mesela. Şimdi ben, hani futbolcu acırsan cincik halini düşersin demiştir. Bunun nasihatleri evet. Vardı. Hiç babanı dahi tanımayacaksın derdi. Babanı dahi hiç. Yaptıysa atacaksın. Kim olursa olsun. Bunun 90 dakikası bir derdi, birinci dakikası bir. Musabakadır evet. Derdi yani. Anlatırdı. Hatta o zaman uzatma da yoktu. Yani, o zaman kalktı, var mıydı kalktı da değil galiba vardı, değil vardı, mi? Vardı. Öyle miydi? İlk zamanlar. İşte o zaman orada başladı o. Doğan abilerin olduğu zaman başladı. Ben İstanbul'dayken kart şey vardı. İstanbul'da ben, zaten İstanbul'dayken ben kartla dedim. Kaçtı İstanbul'da ben? 70'li yıllarda İstanbul'da. 69'da gittim İstanbul'a. 75'te döndüm buraya. Ama sabıkalı futbolcular vardı o zaman. Olmaz mı abiciğim ya? Olmaz şimdi mı? Ben Karşıyaka maçında sakatlandım. Şeye gittim. B10'da Yorgo Atagar vardı. O Metin Oktay'ları. Birinci devamlı şey tedaviye gittim. Girdim içeri bir baktım. Bir resim, kocaman bir resim. Altın Ordulu Kasap Nehir. Göztepe maçında Fevzi abinin başına kafasına basıyor. Yapma ya. Kasap Nehir ismi üstünde. Çok acayip bir yani. Korkunç bir adamdı ya. Onu almış Yorgo Atagar koymuş oraya. Tedaviye oraya gidiyordum. Fizik tedaviye. Öyle futbolcular da var abi oyunun başında. Bir şey var değil mi? Yorgo mu ne vardı? Yorgo Atagar vardı. Meşhur. Bütün futbolcular oraya tedavi. Bir de bilmem ne derman var mı? Işte o zaman en meşhur Yorgo Atagar'dı. Evet. Beyoğlu'nda. Orada kaldım bir hafta. Işık tedavisi şu bu bilmiyorum. Yani Suat zaten... abinin kahvesi vardı. Bütün futbolcular oraya gelir. Evet. Rahmetli Tarık abi anlattı bize orada. Evet. Garsonu Antep'e satmışlar futbolcu diye. Vallahi Tarık abi anlattı bak rahmetli ya. Suat Mamat'ın kahvede. Şimdi o zaman neler? Kartla şey transfer oluyordu abi. Ya biz ne yaptık biliyor musun? Hiç bu dışarıdan kendi kimse bilmiyor. Kırtel'de futbolcu vardı dediler. Gittik almaya. Biz meğerse tır şoförünü aldılar. Bir yanlış adam almıştık. Tır şoförünü almıştık. Eyvah. Almıştık. Fizik olarak da anlamadınız mı? Ya biliyorum. Ben şey, ömür gibi biri de. Adam buraya çıkardık. Adam da çıktı oynuyor. Türkçe bile bilmiyor hep. Ama biz odaya aldık. Yabancı transfer yaptınız. Adamı aldık geldik. Buraya adam bir çıktı. Ona ne topa bulmasını biliyor, ne etmesini biliyor. Ne, kimdir bu? Araya tercüman falan gittim. Eğer herif şeymiş. Dedi sen, ben dedi bu tarafa gelecektim. Siz beni aldınız geldim, ben de geldim diyor. Çık maça, çıktım maça diyor herif. Demeye bindiniz, kendi demeye ya bindik. Düşün ya. O zamanlar televizyon yok. Nereden bildiğini nasıl takip ettin işte gazetelerden, şeylerden. Ya Tarık abi neler anlattı yani. Ya. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Onun oğlunu aldım ikisini de beraber. Yani oturdun yani. O kadar memnunlar ya, o kadar memnunlar.
İkisi de ağladı burada. Yani Bayramış'ta galiba değil mi? Bayramış'ta galiba. Ezir'de. Biri Ezir'de. Biri Bayramış'ta. Biri Bayramış'ta. Biri Bayramış'ta. Biri sigortası yapıyor. Öbürü de bir yer almış, işletiyor falan filan. Fakat İsmail abi, ben Tarık abiyle bir sezon top oynadım. Resimlerim var. O şerefe nail oldum yani. Hele Düzce'de bir gol aldım. Muhteşem bir adamdı abi. Yani. 14. dakika yani. Ben bir İstanbulspor maçı benim elimden kademeye girdi. Topla geçiyor, ağzı köpürmüş. Söylenene söylenene gidiyor abi. Hırsa bak adamlar. Hiç çok hırslı. Ya ben bir de yani şimdi aslında bu genç nesil onu tanımaz. Hiç kimse tanımaz. Onun gibi tabii. Top hakimi, topu mesela küçük Hüseyin'e bizim gol kralı yapıyordu ya. Böyle 30 metre ters top, kontra toplar, topa basma, pas yüzdesi. Ya korkunç bir ya. Çok iyi bir mesela Metin abiyle, Metin Oktay'la rahmetli. Onun Metin Oktay'ın üzerinde çok büyük şeyleri vardı ya. Doğru kanat var, oyuncusu olarak. Geçenlerde bir televizyonun ben programında izledim de Yılmaz Göktel mi neydi o? Eski Galatasaray'la sağ açık. O sağ açık mesela. O anlatıyor bak diyordu. Uğur, İsfendiyar, ben, Tarık. İkimiz en iyi Tarık'tır diyordu. Tabii. Bunu adam söylüyor. Gerçek kendilerine. Gerçek. Tarık hepimizden fazladır. O da sağ açık oynuyordu Galatasaray'da. Biz olarak yani biz 4 kişilik dedi. İkimiz en iyisi olurdu. Şeyin Isparta Spor'u çalıştırdı Yılmaz Göktel. Öyle bir şey çalıştırdı. Evet, bizim denememize. Çalıştırdı. Evet. Kısa böyle biraz kısa fizik boylu, olarak da ama Galatasaray'da sağ çıkıp oynuyor ama Tarık abi tabii. Adam yani, yani kendi rakibini şey yapıyor. Yılmaz diyor, şey Tarık bambaşkadır diyor efendim söyleyeyim. O top alması, etmesi, büyümesi, şey demiş, adam geçmesi falan diyor adamın. Gol de, mesela ben gol atamaz ama gol atamaz. Bunu Galatasaray'da Hacı da yapardı. Kaleci için en önemli şey kötü, top sürerken tak diye topa vurmak. Evet. Şinayder, Şinayder de aynı anı. Yani bunu Hacı çok yapıyordu. Evet. 30'dan da çıkıyor. Yani topu da iyi vuruyordu. Kaleci top sürerken topu vurduğun zaman hiçbir zaman kıpırdayacak halin kalmaz. Zaman kalmıyor. Tabii yani. Hangi ayak üzerine yakalanacağını tabii canım yani. Yani toplan üzerine geliyor sürüyor ama onu Hacı çok iyi yapardı. Tarık abi de öyle. Evet. Çok mesela burada bir gene Feriköy'e geldik. 3 attık. Ekrem'e şey Hüseyin'e ne goller attırdık. Kasımpaşa maçı Şeref Stadı'nda. Orada 1-0 maç var. Bir de beraberlik maçımız var. O çok önemli yani. O buradan gidişi şey değil mi abi? Benim hatırladığım kadarıyla. Karagümrük'e gitmişti. Türkücü'de. Şimdi şey vardı burada. Bilge'de bir grup şey vardı. Festival gibi maçlar vardı orada. Yani özel maçlar öyle vardı. Öyle bir anılsam var yani. Bilge'de görmüşler onu. Her maçın o zaman bir şey vardı. Altyapısına bakan bir adam vardı. Demişler seni alalım falan filan derken. Aldılar, buradan götürdüler. Doğru Karagümrük'e gitti o. Ve o sene şampiyon olmuşlar. Şampiyon oldu. Kadir vardı, Kadir Ateş vardı. Yani o kadrolar var, bu oynar. Nedimler, şunlar, bunlar çok iyi şeyler var. İşte Galatasaray'da rahat durmadı. Galatasaray'da rahat olsaydı efendim söyleyeyim. İyi topçular. Antep'te de ya. Alıyorlar Zonan'a götürdüler onu. Kırıkkale maçına. Kendi anlattı bana rahmetli. 2-0 ikisini de atıyor. Antep şampiyon. Bitti iş. Yani idmana çıkmadan hiç almışlar götürmüşler. Evet. Kahveden şeye götürmüşler onu ya. Rus milli maçına. Almışlar İstanbul'da Rusya milli maçına. Milli takımda. Yani mesela şeyde Mersin'de, Adana'da çok büyük önemli şeyleri var. Maçları var ya. Hüseyin ona benzer bir şey yok. Belki sen hatırlarsın ama belki Ömür mü oynuyordu zamanı bilmiyorum ki. Yine Çanakkale Spor zamanındaydı. Yeşilova gelecekti buraya. Gelir gelmez işte şu paraları yok, kahveden şudur budur falan derken. Valla 3 tane 124 araba o zamanlar. 11 kişi, 12 kişi bunlar dolmuşlar gelmişler. Taksiyle geldiler. Ben vardım canım. Peki de sen Yeşil vardın. Yeşil Yavaş'ın Ömer askerdi o zaman. Ama, gel, ama geldiler burada bizi yeniden gittiler. Yok bir kaldık. Yeşil Yavaş'ın. Ama yoksa ben 72 sezon olabilir, İzmir Spor'dayken olabilir. Bilemeyeceğim. Tamam, o, ama olabilir. Gelen takım Yeşil Ova'ydı. Yeşil Ova. 3 tane taksiyle geldiler adama. Bilmişler hepsi. O imkanlarla geliyor değil mi abi? O imkanlar. Kapılar kapanmıyor. Adamları kahveden toplamışlar adama. Diğerler bize, bizimkiler kampta da. Kendiler bize 3 tane çaklar gittiler. 3 sezon oldu. 74'tekinde biz bir hatta birisi bir galiptik. Olabilir. Bir beraber kaldık. Ondan önceki sezon oldu. Evet. Yani neler geldi, neler geçti. Tarık abi, tabii o sizin anlattığınız önceki şeylerini bilemiyoruz biz küçüklüğümüz tabii. En son Karagümrük'e geldi. Burada karşılıklı oynadık yani demin Hüseyin arkadaşım dediği gibi. Son dönemi. Zaten ertesi sene bize geldi hem antrenör futbolcu diye. Karagümrük'le karşılıklı oynuyoruz burada. Aynı hırsı hala var yani. Çok müthişam ya. Evet. Kabullenemiyor yani. Evet. Saha içindeki
perform çatlayacak adam yani. Belki kondisyon olarak 45 dakika zor dayanır çok, ama yani adam yani inanır mısın bak yani tüylerim diken diken oldu. Ben oyunun içindeyim. Benim önümden geldi, kademeye girdi, penaltı noktasından topa sahip oldu. Hem topu sürüyor gidiyor, hem kendi kendine konuşuyor. Ağzı köpürmüş adamın hırstan. Çok hırslı. Kabullenemiyor abi yani. Böyle muhteşem bir... Abi o Düzce'ye bir gol attı. 1-0 yendik. İlk sezonun ilk maçı bayram. Hani bize 5 yapıyorlardı ya. Evet. O çatala bant oldu ya. Kaleci böyle oldu yani. Şaşırdı ya. Çatala. Seken toplara ayağının üstünden, ceza sahası dışından süper vuruyordu. Topa yatıyordu yani. Şimdi adam vuruyor dağlara taşlara. Evet. Topa vurma şeyi çok önemli yani. Şimdi Mehmet topa atsaydı milli takımda ikinci golü. Şimdi... Daha nereye attı salak herif? Son ayağından topa gelişine vurdu. Altına girdi. İşte mesela bu sayı ne olacak? Topa çok iyi yatar Tarık abi. Ayağının üstünden. Mesela kontra toplar. Ters pozisyonlarda. Hüseyin'e bizim. Hüseyin'in en acemi zamanında. Daha küçük Hüseyin. Bizim santrafor. Evet. Orada. Ne goller attırdı abi. Hiç unutmam. Çok zeki bir kere. Çok zeki. Oyunu çok iyi. Yani çok iyi. Zekası çok yüksek. Çok yüksek abi. Ki şimdi mesela ailesi ona karşı çıkmıştı. İbrahim amca olsun, ablası olsun. Yani sağdan yemin ederim sen bastonla koşturuyordu İbrahim amca onu. Buralar içinde yazsın. Hiç istemezlerdi. Bir de isteyen bir aileye düşmüş kim bilir ne olacakmış adam. Evet. Adam buradan Karagümrük'e gitti. Gaza gitti. Babası konuşmadı. Küstü adamlardı. Yani tam profesyonel ama olarak... o dönemler öyleydi İsmail abi yani. Evet. Çocuklarımız sakatlanacak diye yani birileri bir şey olacak diye çok çekiniyorlardı. Ya yani. Şimdi bir şey soracağım ya size. Bak üçüncü de teknik adamsınız. O zaman tabii öylesiniz ya ne var. Şöyle söyleyeyim. Hakemlik ayrı konu. Şimdi futbol izlerken ayrı konu. Ya mesela o zaman böyle flash isimler çıkıyordu. Şimdi niye yok? Mesela bir gazete çok çıkardı. İsmail Kurcanlar, şunlar, bunlar, Saadettinler, bilmem kimler. Yani iyi adamlar, İbrahimler, Toto, bizim şey Sarı Mustafa. Yani böyle flash adamlar çıktı orada da. Evet. Mesela bize de az çıktı mesela. Kim vardı diyelim? Tarık vardı. Bizim Turgay vardı. Evet. Yani. Mesela birinci. Evet Mustafa buradan oldu aşağı yukarı. Yani böyle İbrahim Ejder falan. Şimdi İsmail abi bak ben şunu söyleyeyim. 90'lı yıllardan bugüne kadar mesela Cemil Hoca'nın da bu takım çok katkıları vardır. Tabii. En son olarak mesela tabii. Yılmaz Hanyalı, Emin, mesela Coşkunlar, değil mi? Şunlar. Tabii. İlk futbolcular Naitler, şunlar, yetiştirdi, bunlar, şey hepsi, yaptı. İlk ben transfer olduğumda geldiğimde ilk 11'den 6-7 tane Çanakkale futbolcu vardı. İskelet, evet. Var mı evet, şimdi? Doğru. Şimdi bak Ali Kuşku, Güney abi, Titoz Metin, Engin, evet. Özsan, Kenan, Hikmet abi, tam değil mi? Ömür sen varsın. Daha yedeklerde de var ya. Cengiz vardı. Şimdi 90'lı yıllardan sonra ne oldu da bir daha yetişmedi Çanakkale? Ben şimdi bunu kabullenemiyorum. Olur mu yani? Böyle bir şey yok. Ki çünkü imkanlar daha iyi yani. Burada ben çözemiyorum. Yani kasıt da aramıyorum ama neden? Şimdi o da... Eşref. Evet. Eşref şimdi. Zaten son bir Eşref oldu. Yani tamam. Eşref'den sonra da başka kimse olmadı. Olur mu ya? Eşref gibi topçu şimdi. Nerede? Coşkun olsun. Milyar yani Cengiz versen. Olsun değil mi? Yani şimdi bunlar Yılmaz Hayalı bizim. Değil mi yani? Evet. Yani hepsi evet. Kaliteli ya. Balon gibi bir bağladılar. Ama işte orada Cemil Hoca'nın da, ben Cemil Hoca'ya da zamanında şunu söyledim. Mesela bizim de altyapı hocalarımız vardı. Biz de ben Altay altyapısında da oynadım İzmir Spor'da. Biliyorsun İzmir'de altyapı çok önemli. Çok futbolcu yetişir. Yani Cemil Hoca'nın da orada büyük katkıları var. Onları yetiştirdi. Tabii. Ondan sonra anlayamadım yani. Ben çözemedim. Bir daha Çanakkale'de futbolcu yok. Bir de şu var yani birçok futbolcunun da büyük şanssızlığı oluyor. Mesela İzmir'de birçok futbolcu burada bireysel olarak kaybediyor kendi, kayboluyor gidiyor. O şanssızlık da var yani. Evet. Yani mesela bir Konya'da oynayan bir Recep var. Barbaros'tan çocuk. Barbaros'tan, evet. Konya'da ben yıllardır top oynuyor. Evet. Barbaros'tan yani. Ama şimdi ne oldu da 90'lı yıllardan sonra Muzaffer unutulur mu? Evet. Muzaffer gibi topçu. Şimdi ben söyleyeyim. Şimdi daha aklıma gelmeyen bir sürü arkadaş var ya. Özkanlar var, Özcan var. Özcan var değil mi yani? Tabii bizim Uzun Cengiz var. Tabii. Var. Şey Ömür var. Bunlar hep yani şey şöyle söyleyeyim. Biçildi tarla. Yani her mevkiden. Yine baştan ürün alamadık. Kaleciler de yetişti. Ömürler, Vahitler, hepsi Kazım abiler. Her mevkiden birçok futbolcu vardı. Ben geldiğimde öyleydi yani ama ondan sonra ne oldu bilmiyorum yani. Bir de Hüseyin'cim bir de yani sıradan değildi hiçbir ya. Hepsi tabii iyi canım, çok iyi tabii. Hepsi de çok iyi yani.
Altyapı çok önemli. Sen bir Muzaffer gibi topçu şimdi nerede buldun abi ya? Sarı Mustafa. Topçu. Evet. Var mı şimdi? Nerede abi? Nerede yani şimdi öyle ya abi. İbrahim Ejder mesela. Ece Abad'da. Doğma büyüme değil mi yani? Evet. Evet. Nerede onlar gibi topçu şimdi? Hiç. Türkiye Ligi'nde yok abi. Vallahi yok. Yok. Yani o kadar yani seyirci bile artık zevk almıyor ya. Almıyor. Biliyorsun biz burada ben hiçbir zaman unutmam burada çıktığımız maçlar tribünler değil teller yıkılıyordu. Binlerce insan yani. Değil mi o seyirci? Şimdi ben eski resimlere bakıyorum hep seyirci full. Full abi ya. Hep full ama. Hep full. Ki o nüfusla. Evet. O yani nüfusla yani. Şimdi nüfus kalabalık. Abi bir de bizi var. Yollardan karşılamaya gelenler vardı. Peşimizden gelenler tabii, vardı. Tabii. Galibiyetten sonra mesela puan aldığımızda konvoylar halinde yollardan karşılıyorlardı. Şimdi mesela sen kasap günü çalışıyorsun. Kaleci Hüseyin'i gidelim görelim diyorlardı. Evet. Kaleci Hüseyin'i görmeye geliyor. Ömrü yani gelip görüyorlardı. Hani görmek istiyorlardı. Ya şimdi öyle bir şey yok. Müşteri geldi bana köyden. 80 kilo tavuk alacak. Sen beni tanımazsın diyor. Ben traktörle çift sürerken traktörümü bırakıp senin maçına giriyorsun dedi bana. Ben şaşırıyorum. Mesela evet. Pazara gidiyoruz. Giray abi de elma alıyorum, muz alıyorum. Evet. Senin şu maçın yani insanlardaki değerden bahsediyorum. İnsanlar değer veriyordu. Tabii. Benimsiyordu. Çok güzel bir şey. Yani sevmek, sevilmek, saygı duymak. Biz de hepsini seviyorduk, saygı duyuyorduk ama şimdi ne oldu? Ben şimdi inan ki abi şu anki mevcut kadrodan buradan 10 tane topçu gelse hiçbirini tanımam. Belki fizik olarak futbolcu diyebiliriz. Ama evet, sima olarak tanımıyorum. Mesela o zaman biz Kadir Obacık abinin şeyi vardı, lokal. Lokal vardı, evet. Kadir Paydaş'ın rahmetli lokal. Evet. Orada futbolcuyla seyirci bir bütün oluyordu. Evet. Kaynaşıyordu evet, yani. Evet. Bunlar çok önemli. O sizin döneminiz başka bir seyirci. Şimdi yani çok önemli. Halkla ilişkileriniz çok iyiydi. Tabii ya. Çok iyiydi. Bir sevgi, saygı vardı Ömür evet, değil mi tabii yani? Tabii bir koldana çıkardı. Çıkar. Bir herkese selam evet, tabii yani. Selamlaşırdık. Şimdi falan. Tamamıyla kopuk. Yok abi yok yani. İşte seyirciyi küstürler bugün. Ya olur mu abi? 500 kişi gitmiyor oraya. Yani. Zaten gitmiş, yarısı bedavacı. Küstürdüler diyorum ben de sana. Bedavacı. Maalesef küstürdü. Seyirci gitmiyor abi. Seyirciyi de küstürdüler de şimdi ben de kendimden pay biçim. Bilmem Hüseyin de öyle. Benim gibi de bak çoktu. Ben senelerdir sahanın kapısından girmiş değilim abi. İşte abi. Aynı evet. Şey. Abi şimdi şöyle bir şey de var. Bak açıklık getireyim. En son ben epey oluyor. Bizim orada bir yerimiz var eski topçuların. Manisa maçı oynanacak. Bu da Çanakkale. Dardanel Spor. Mustafa Denizli, ben yıllardır karşılıklı da oynadık. Aynı takımda da bulundum. Hı. Ve menajer de Mustafa Turgat. Gene aynı takımda oynadık. Manisa takımı geldi. Ben girdim sahanın içine. Hocam nasılsın, hoş geldin. Bir ihtiyacınız var Mustafa Denizli'ye. Normalde sormak lazım. Tabii öyledir. 3-5 konuştuk, ettik. O Niyazi Bey mi? Geldi, konuştu. Nait konuştu falan. Neyse, başarılar diledim. Çıktım tribüne. 15 dakika sonra Mustafa Denizli'nin kızına ağza alınmayacak laflar. Şimdi bu olur mu abi? Oraya aile gider mi? Benim son maçım oldu. Bir daha gitmem. Yani... Pardon abi. İsmail abi diyeceğim bu yani. Bunlar olmaması gereken şeyler. Tabii. Maalesef. Sonra Ömürcüğüm, şimdi ne işler yapıyoruz bakalım? Şimdi emekli olduk. Kendi kabuğumuza çekildim işte. Hüseyin arkadaşımla beraber evet, Dardanos'ta dinleniyorsun. Dardanos'ta. Şimdi orada yazın. Muhtar olmayı mı bekliyorsun? Yok muhtarlık değil. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Işte. Milletin şikayeti oluyor. Kiminin şey elektrik kavgası, kiminin çeşmesi, kiminin başka bir çatısı bozuluyor. Tamirat işlerine. Balıkçılık yapmaya bakıyorsun. Balık tutuyor. Yani. Benim de banyodaki elektriği yanmıyor. Geçerken evet. Uğra banyo. Her zaman abi. Bir alem ya bu işler vallahi. Evet. Hüseyin'i görüyoruz. Hem Hüseyin gidiyor, geliyor hiç. Sabah Güney abiyle biz her sabah 9 evet. Kilometre yürüyoruz. Her gün yürüyoruz. Her gün. Sabah. Her gün, her sabah. Bırakmak yok. Evet. Sabahın buradan Hüseyin'in oradan çıkıyoruz. Akvanor'a gidiyoruz, dönüyoruz. 2 saat falan. Buradan ya, Çanakkale'den. Evet. İşte Truva Oteli'nin orada oturuyor mu? Güney abi de orada oturuyor. Oradan çıkıyoruz. Sen orada mı oturuyorsun Güney? Evet, oradayım ben abi. Oradan... Hı. Akbaya gidip geliyoruz her sabah 7'de 7.30'da. Yazın da o tarafta mı? Yazın da İkinci Kordon'la mı gidiyorsunuz? Evet, ikinci Kordon'dan gidiyoruz. İkinci Kordon'dan. İkinci Kordon bizim oradan. Yazlıkta da yine yukarıdan ormanın oradan yazın. Ana yoldan. Limandan dönüyoruz. İlajdan öyle dönüyoruz. O da 3 saat falan buluyor. 3 saat. Yürüyoruz evet. Her gün yürürüz yani yağmur, kar. Yani insan evet, fizik olarak dikkat edecek. Evet. Birçok arkadaşımız görüyorsun yani. Biliyorum. İşte beni de görüyorsunuz. Evet İsmail abi. Sen böyle miydin ya?
Senin de alacaksın İsmail abi. İsmail abiyle yürümeye başlayınca 3 gün sonra eve geliriz biz. Doğru söylüyorsun. Evet. İlgilebilsem de şu kadar gelsem lazım. Sıkılırsın taksi çağırırsın alıcını götürün diye. Evet. İsmail abi aşırı ihtiyaç, şey ama iştah mı var böyle? Yok. Yoksa değil. Kendiliğinden. Kendiliğinden. Ama abi. Ben su içiyor ama yarıyor lafına yok, inanmam yok, yani. Yok abiciğim. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bizim Murat Bey vardı burada doktor. Benim kırk verdiği için kırkadakta. Buraya kortizon vurdu o. Hem buna hem buna ikisini de. Amerika'dan getirdiler. Horozun ibinden yapılırmış o. İçi sıvımış o. Burada rahatlayayım diye. Celal Karakaş vurdu. Bunlara dair zamanlar. Su da aldılar buradan. Şişkinlik var mıydı? Vardı. Su topladı. Hala var. Yani şişmanlıktan değil bunlar şeyden bu. Ha, hala var su. Bunda da var. Ondan sonra o kortizonu atmak çok zor. Evet. Maalesef o. Sonra şey başladı, romatizma bizde başladı. Ellerimde var bak. Bunlar başladı yavaş yavaş deforme olmaya. İşte bunlar içinde çok az. Çünkü ağrı atamıyorsun ağrıyı. Hani eline böyle bir şey yapışır da atmaya çalışıyorsun ya. Böyle ağrı yapıyor romatizma çok. Evet. Başka bir hastalık. Bir geçmiş olsun abi. Abi daha bir gene de yaşına göre iyisin abi. İyisin maşallah. Bugünümüze göre iyiyiz Allah'a şükürler. Onda 75 falan var mı senin abi? 76. Maşallah. Öyle tamamıyor. Yüz simantik mesela hiç şey göstermiyor. Taze mi gösteriyor? Bayağı iyi. Geçer mi piyasada? Sen deri sınır vardı İsmail abi. Bana göstermiş haftalarız. Beraber oturuyorduk. Ha. İbrahim Ejder falan berabersiniz. Nerede? Ya sadece çekilmiş eski fotoğraflar evet, fotoğraflar var. İbrahim Ejder de mi var? Berabersiniz evet. Allah Allah nerede? Vallahi bir yerde ya? Ama ben de bilmiyorum işte evet. Eski resimlerine gittim. Resim kimde? Ben de. Getirseydin onu yayınlar. Bayağı resimler var. Evet. Benle beraber. Var. Geçen nerede? Birinde varmış. Bana gösterdi. Oğlum çekilmiş. Hiç haberim yok. Nerede çekilmişler? Geçen hafta ben gördüm şeyde. İsmail abi eski şöhretler. Eski şöhretler. Kaç kişi kaldı diyeceğiz. Ya. Yani şimdi ben şöyle söyleyeyim. Mesela askerden evvel hastanede çalışıyordum. Halkınçısıydı asker. Şeylerde, hastane. O arada fotoğrafçılığı öğrendim Mehmet abi öğrendi. Sonra şeye başladım, gazete muhabirliğine başladım. Sonra efendim söyleyeyim, şeyden geldim, 60'ta askerden geldim işte. Doğan abi bana Norveç'in yazın, orkestrada davul çalmayı öğretti. Davul çalan adam, çalan krizon orkestrada bir tane, bütün düğünlere ben gidiyorum. Hastanede zaten çalışıyorum. Vallahi. Fotoğraf çekiyorum. Doğum fotoğrafları çekiyorum. Çok basıklı yani bak. Görüyorsun bana vallahi. O sırada efendim şeyim hakem kursu açıldı. Hakem kursuna girdim. Hakem kursunda birincilikle geldim, bitirdim. Efendim söyleyeyim ama orada tabii Mehmet abinin de çok şey oldu, faydası oldu. Mehmet sen genç adın. İşte futbol hakemine daha çok önem verdi. Sonra atletizm hakemliğe evet. Girdi. Voleybol hakemliğe girdi. Öyle böyle derken hakemlikte daha çok. Ama orkestrada davul tabii yanında çalıyor. Evet. Ekmek parasıyla. Memurite orkestrada şey çaldığım için memurite soktular beni. Bir yere kaçmayın falan filan diye. Ben çadır tiyatrosunu bile çaldım ya. Düşünebiliyor musun? Vallahi. Vallahi billahi. Bu çok kapsamlısın abi ya. Bu kadar basıflaştın. Ayvacık'ta panayır varmış. Panayırlar var. Orada efendim söyleyeyim şeye çadırı kurmuş adam. Şeyi doğrultusu ölü vermiş adama. Adam da oluyor falan. Vahi Öz'ün de arkadaşıymış. Bizim Doğan abi de Vahi Öz'ün arkadaşı. Onlar eskiler bunlar tabi. Gelmiş buraya demişler işte manşem var bunu alalım. Ben dedim babama sormadan hiçbir yere gitmem. Babam da burayı salmak istemiyor. İşte dedi, sana emanet edeceğim dedi. Aman dedi bir şey olmasın falan. Yok dediler bir şey olmaz. Abi 10 günde çadırda şey çaldı, doğu çaldı mı da? Hani açaçlar var ya falan onlar. Evet, evet. O işi bile yaptık yani. Böyle yani. Evet. O iş bitti. İşte memuriyet zaten bitti. Gözlemcilik yaptık biraz. Sonra Niyazi Bey çağırdı işte Dardanel Spor'a. Uzun ama bir senin zamanında falan ben hiçbir menfaat düşünmeden hem Çanakkale Spor'un maçlarını yönetiyordum. Ömür de bilir. Efendim, bir tek kuruş boğazından geçmemiştir. Bütün maçlara bedava. Hastanemede turnuvalar vardı biliyorsun değil mi? Evet. Kaytaz gelir de İsmail abi ya şunu açımıza şunu ayarlayıver ne oldu ya abi. Paramız yok. Oğlum parayı isteyen oldu mu size? Yani gider de çıkarsın maçı yönetirsin. Evet. Ne maçlar Allah Allah. Oradan ben şeye gittim mi bilirim. Polis arabasıyla eve gittim mi bilirim. Ne maçlar oluyor. Bursa Spor'dan bir sürü adamlar geliyor. Sarıyer'den adamlar geliyordu. Çatırcı gidiyor bana. Evet o zamanlar çok o zamanlar çok sıkıydı orada maçlar. Zaten toprak zemin. Çok güzel şeyler oldu dedi. Demin de dedim ki kaptan yani hakikaten yetişmiyor.
İşte ben bu muzafferler falan filan, tabii. Bizim Muhtar Özkanlar, o devir bitti. Yani ya yok abi, tarlayı yani biçtik, yeni baştan ne çim yetişti, ne çiçek yetişti, öyle kaldı. Ve o dönem İsmail abi, yani o dönem futbolcuları, Hüseyinler arkadaşım gibi, yani sağlığa savaşıyorlar, toplan savaşıyorlar, hava şartlarına savaşıyorlar, rakiple savaşıyorlar, formada savaşıyorlar, içinde zeminle her taraftan savaşıyorlar. O dönemler o futbolcu şimdiki dönemde futbol çıkmamız hakikaten endişe verici. Şimdikiler her bakımdan hem şanslı hem kalkmış. Sahaya ağlayarak çıktığımızı biliyorum yani. Evet. Antrenmandan çıkarız, yağmur, kar, kış, eşofmanı yok. Şartlar çok ağırdı, evet. Çamur içinde, onları gider evde yıkarız, temizleriz, ertesi gün evet, hazır olacak. Evet. Şimdikiler her şey yenik geliyor, soyunup atıp evet gidiyor. Şimdi sana enteresan bir şey söyleyeceğim. Birinci lige çıktık, Mopeza oynuyor. Maç bitti, galip geldik. Adam formasını çıkarıp tribüne attı. Ulan dedik, forma yandı. Noksan. Takım formaları bir tane gitti. Ya da sonra başkan dedi ki, keselim bunun parasını da efendim. Dedim ki, başkanım, bu üstündendir. Alışmış adamı. Efendim de söyleyeyim, yani biz artık bir profesyonel takım olduk. Yani olur mu? Bu takım, bu adam efendim, 3 tane veya 4 tane daha yaptırmamız lazım sonra falan. Artık yavaş yavaş alıştık. Evet. Yani bir profesyonel futbolcunun formayı çıkarıp atması sevincinden dolayı hemen keselim diyor, parayı alalım diyor falan filan. O dönemler öyle. Yani ne güzel şeyler şartlar vardı. Şartlar çok ağırdı dediğiniz gibi. Evet. Çok ağırdı. Biz de attık Perikay maçında, hepsini attık. O zaman formalar çok güzeldi. Ama şeydi ya, ne, maçtı. Son maçtı, son yani maçtı zaten. Ayakkabısını bile çıkarıp atalım. Kim düşünür ya abi ya formayı? Tabii, tabii ya, ya, tabii ya. Ondan sonra bizi 20 bin kişi alkışladı. Şeye gittiniz, o akşam da şeye gittik ya. Bebek Maksim'i kapattı bebek Niyazi Bey. Yani oraya gittik. Para yok, pul yok, adamı kim verecek? Herkes yiyor, içiyor. Parayı kim verecek? Kimse belli oluyor. Sonradan biri içeriden bombayı patlattı, Niyazi ama Bey. Ama Niyazi Bey zaten, Niyazi Bey o götürdü. Yani. Kalanlar kalsın dedi, gidenler gitsin. Şoför dedi, ben gideceğim dedi. Ben bindik bir arabaya. Valla biz saat bir otobüs gitmiştik, biz 3 kişi de döndük otobüste. Yanımda Taksim'e geldik, bizim maçı seyrettik. Halit Kıvanç anlattı. Saat bir kafeye bir yere oturduk. Evet. Toto Ekrem, ben, İbrahim Malvarı, Küçük Hüseyin. Oradan biz Karaköy'e geçtik. Evet. Orada bir birisini görmek, bir hayranla. Ben o zaman Erzincan'da askerdim, radyodan dinledim ben. İki takım da kırmızı beyaz falan. Evet, evet. Ya bir pozisyonda Güray abinin kaşı patladı. Önümde oldu. Evet. Bir de abi hayatım boyunca unutmayacağım bir pozisyon oldu. Ali Kuşkulan. Onlar da bir arkadaş vardı, Fener'e gitti sonra. Topun böyle ezildiğini gördüm. İkisinin arasında yamulduğunu, ayak koydu ikisi böyle. Yemin ediyorum hiç o pozisyonu var, evet, unutmam yani. Sol açık oynuyordu, onlar Fener'e gitti sonra, ismini unuttum bir arkadaş. Ali Kuşku her topa çıkışta iki elini arkaya koyardı. Herhangi ama hava hakimiyeti çok önemli. Çok iyi, çok önemli. Çok iyiydi abi ya. Yerden de en iyi kesici Ditoz Metin. Şeyden sonra hava hakimiyeti Eşref'ten sonra Ali Kuşku gelirdi. Evet. Hakikaten çok iyi çıkardı kafaya. Yay gibi ya, burada Karşıyaka'ya bir gol attı da biliyorsun kaleci Fuat son dakika ah falan yaptı, hakem vermedi. Maç 0-0 bitti. Evet. Yani sağ bizim kapağında boykot etti topçular. Değil mi? Yani çok kötü. Hayati bir maçtı ya. Tabii. Çıktı, normal vurdu. Kaleci Fuat da kısa, bir de tıknaz. Tıknaz değil mi? O yani topa hakim olamadı. Bir ah bir yaptı. Vallahi vermedi hakem. Hiçbir şey yok. Hüseyin sen Ender'lerle top oynadın mı? Ender'le, Barbaros'la. Oynadım Ender'le. Oynadı. Barbaros'la sonra bize kiralık geldi. Rize'ye gitmişti o zaman. Evet. Ender abi gibi futbolcu nerede ya? Tabii. Toplara iyi vuran abi. O da çok önemli. Ne adalı o. Anlatılmaz ya. Yani. Çok önemli bir futbolcu. Şey gibi ya, Beşiktaşlı baba Recep toplan gibi ya. Toplu ve gidelim nasıl vurdu toplara? Öyle demiş maçında. Yaşar abi bir de Ender attı. 30'dan vallahi toplan sürerken böyle bir çaktı tabana. O da lezzet topçudan. Çok da önemli bir maçtı bizim. Çok iyi topçular geldi geçti be. Ender'i hiçbir zaman unutmam. Yani Yaşar abi de çok ters adamdı ya. Ceza sahasında çok ters bir adam. Mesela evet. Edip eğer antrenmanları sevseydi, ben Edip'i hep Cemil Turan'a benzederdim. Toplan, dripling yapan, ayağından top alacak adam zor. Ama Edip idmanları sevmiyor, hiç sevmiyordu. Hiç sevmiyor, Demir bilir yani. Seninle konuştuk ama sevmiyordu o. Yoksa Edip çok önemli topçudur abi. Çok ters adam ya, ceza sahası içinde
Yani çok ters. Makarada ufak tefekti ama iyiydi yani. Çok teknik ama. Çok teknik. O kadroda oynuyordu mesela. Banko oynuyordu ya. Banko oynuyordu. Çok teknik. Özcan bir de akıllı, zeki bir futbolcuydu. Evet. Sen, çok akıllı. Ender diyorsun mesela. Ben ilk başladığım zamanlar Ender abim şutlarından korkardım. O da kaleye geçerdik. Çok sert toplar vardı. Toplara boktu böyle. Güllü gibi. Bir şimdi, de muhterem vuruyordu öyle biliyor musun? Şimdi yok öyle toplara bakan adam. Takoz gibi vuruyordu toplara. Yani onun stili o işte. Topa sürüyor bir de kaleci beklemiyor evet. Yani. O çok yani ters ayağından da yakalamış. Demin söyledin ya ters tak diye tabanca gibi vurdum kıpırdayamazsın abi. Toplan. Tabii. Çok önemli. Şey yerler şimdi, yerler toprak. Allah. Birincilik de şimdi ama öyle, öyle toplara bakan adamlar sayılıyor yani birkaç kişi. Ya şimdi doğru dürüst 3 pas yapayım. Adam kaval kemiğinden top isabediyor abi. Evet. Şimdi rakip sağ bek atağa kalkıyor. Verkaç yapıyorlar. Geriden gidiyor stoper kafa vuracak. Bir orta yapıyor. Kale arkası tribünlerine. Evet. Daha topun altına gidiyor. Serbest atışlarda ya. Adam şimdi Avrupa'da, İngiltere'de 2 kişiyle atağa kalkıyor. 3 kişiyle atağa kalkıyor. 5 kişinin arasına kafasına top atıyor. Evet. Bir de evet. Giderken 3 kere 5 kere kafasını kaldırıyor arkadaşına. Onu kontrol ediyor yani. Evet. Öyle başı aşağıda değil yani. Bir de Hüseyin'i kızıyorum biliyor musun? Baka bayan göre göre, arkadaşın offside olduğunu göre göre top atıyor ya. İki sefer oyalasa orada, ya birebir bir şey yapsa adam çıkacak offside'den. Göz göre göre atıyor kardeşim topu adamı. Bilimselleşti da. İsmail abi. Yani biraz zeki gidiyor. Olacaksın, iyi düşün, yani düşünmen de iyi. Şimdi ben bir hikaye anlatayım sana. Aklıma geldi. Burada Düzce maçı var gene. Ben oynamıyorum. Tribündeyim. Hayati bir maç. Ama ne bilmiyorum. Böyle tribün kalabalık. Ahmet Katra santrofor. Kulakları çınlasın. Dün beraberdik. İlk yarı 0-0 bitti. Ama Ahmet bizim santrofor. Ahmet bir bakıyorum korner bayrağında, taç çizgisinde, solda, üstünde. Yani santrofor. Adam bir de %100 mesela %80 avuta gidecek veyahut da taça çıkacak topa depar atıyor. Şimdi santrofor adam oyunun 90+5'i de olsa kendini diri tutmak mecburiyetinde. Bir kontra top yakalarsın. Orada santraforun en kuvvetli olma zamanıdır. Evet. Alıp gideceksin. Arkandan sürüklese bile. Girdim devre arasında. Ayhan abi kulakları çınlasın. Antrenör. Kapıyı çaldım. Hüseyin buyurun dedi. Ahmet'e gittim. Ahmet bak bunlar yaşandı oldu. Ahmet biliyor. Dedim sen ne yapıyorsun? Ne yapayım abi? Sen dedim santrafor adam göbekte stoperin arası, iki tane liberal stoperin arasına girecek. Göbekte oynayacak. Üzerine oynayacaksın dedim. 1-0'lık maç. 1-0'lık maç. Bak nasıl biliyorsun? 65. dakika hiç unutmam. İkisinin arasından çıktı. Vurdu kafayı gol bitti maç. Yani şimdi ben burada kendime pay çıkarmak istemiyorum fazla da. Şampiyonlar gidiyorlar. Tabii çok önemli bir maç. Ama biraz zeki olacaksın. Evet. Santrafor, direkt santrafor adamın. Artık kanatlarda bir sol açık gibi, bir sağ açık gibi, bir de taça giden topa depar atmayacaksın. Tribünün gözüne hoş geliyor, ha, alkışlıyor ama sen 90 artılara kadar en diri kalmak mecburiyetindesin. O dakikalarda yakaladığın bir rakip üstüne çıktığında yakaladığın tek pasta, kontra topta en diri olman zamanı senin. Mesela ben Şevki vardı Galatasaray'da. Evet. Ben Ercan Aktunay'ın onun formasından tutup da onu sürüklediğini bilirim. O güçlü adamı. O adam aynı zamanda atletmişti. Tabii. Yani öyle olması ya. Bak işte öyle bir anım var benim. Ahmet de öyle. Evet. Ahmet de çok fureli, koşan, çok mücadele koşan, eden. Çok adam ama işte ekonomik kullanacaksın. Diri kalacaksın saha içinde. Bu tembellik değil. Bir de oynayacağın yeri seni ters pozisyonlarda göbeklere taça şuraya buraya koşma şeyin yok. Direkt olarak göbekte oynayan iki tane adamın içinde üstüne oynayacaksın. Evet. Santrofor adam odur yani. Öyle bir anım oldu yani. Bir de gol attı işte 65. dakika. Hiç unutmam Ahmet. Diri olduğu için. Ya şimdi onların üzerine oynayacaksın. Yani sen sol açık değilsin, sağ açık da değilsin. Eski tabii. Numaraya bakıp da. Yani santroforsun. Kalecileri de Ahmet'ti. Düzce'nin kalecisi de Ahmet'ti. Düzce maçı hiç unutmam. Bir de çok ana baba günü. Bir de bazen hadiseler falan hatta da oldu. Dört yolda mı ne? Bayağı kavgalar çıkmış. Bak çok iyi emir, iyi unutmamış. O da o maça ben beni vermişlerdi. Düzce maçına, buradaki maça. Bir baktım, Düzce Çanakkale maçı. Ben Çanakkale'liyim. Maçta çok kötü, ben biliyorum, takip ediyorum biraz. Muhabbet'e bire hemen gittim başkana, dedim başkanım. Ben Çanakkale'liyim. Siz beni beğenmişsiniz ama. O dedim, bir şey olsa hem dedim, sizin başınız ağrır, hem benim başım var. Herhalde dedim, atlandı bu. Bir baktı, doğru söylüyor İsmail. Hemen değiştirdim dedi. Kazım Karayel diye bir arkadaşım vardı. Onu hemen buraya aldılar Çanakkale'ye. Beni Kırklareli'ne verdiler. Bizim
Değiştirdiler maçları. Tekirdağ'da mı abi, şimdi geliyorsun buraya. Çanakkale'lisin. Efendim, elin kolun bir tanesi bağlı kalacaksın. Evet, ben biliyorum yani bu iş böyle. Ben olmasam babama gelir, babam olmasa bilmem kim olacak, bastıracaklar. Evet. Hakemlik mi yapacağız? Memleketim kollayacağız. Nasıl yaparsın? Çok da kritik maç. Oyuncu takım düzce. Zaten hepsi biliyorsun nasıl olduğunu. Abazaların hepsi bir ara. Ya ben dedim telefon açtım dedim böyle böyle başkanım haberiniz olsun. Sen siz gene emredersin gideyim dedim. Oo İsmail batlamışım dedi. Çok sağ ol dedi. Hemen sen Kırklareli'ne Kazım'ı dedi Çanakkale gönderdim. Ona bir şey telefon, bana bir telefon. Ondan sonra gelmedim yani. Böyle bu işler. Her türlü şey bekleyeceksin abi maçın içinde. Tabii. Ya maçı getiriyorsun getiriyorsun 89'a kadar 90. dakikada bitiremiyorsun. Masa Samici binbaşıma geldi bu. Vallahi geldi. Çok zor. Bir dakika bitmiyor abi ya. Yemin ediyorum sen bitmiyor. Allah'ım diyorsun da bir daha yapmayacağım galiba ben bu işi bilen diyorsun. İçinden diyorsun yani bak. En zor meslekler en tersi. Ömür de demiştir yani. Ömür de söylemiştir bana. Ya biraz hakemler de zeki olacak İsmail abi. Şimdi maç 3-0, 4-0, 5-0. Rakip takım çökmüş. Evet. Sen bunun artıları oynatmana gerek yok artık. Değil mi yani şimdi? Artık ama şimdi yani maç 2-1 şey değil, 1-1 de değil yani. Şey bile yapmayacaksın. Ama 4-0'dan sonra, 90 dakika bittikten sonra çok fazla uzatmanın karşı saygı duyacaksın. İnsanlar yıkılmış, bir şey olmuş geçen yani. Geçen gün Cüneyt Çakır bitiriverdi öyle. Hatta dedi ki böyle yaptı falan. Saat benimle, ben de. O kadar basit abi ya. Maç bitmiş ya. Tabii dedi ki, takımı zaten 4-0 da olacak. Bitmiş yani moral olarak da. Herkes. Arkadaş da o gerçekten o bir takım da üstüne gitmiyor. Değil mi yani bir duygusallık oluyor şey. Netice değişmeyeceğini tahmin ettiğin zaman uzatmana gerek yok yani. Şimdi benim dediklerim biraz şeydi, senin maçtır ben yönetmedim ama Ömür iyi midir? Ben hem keskin hem de iyi düdük çalardım ben. Türkiye'de sayılı düdüklerden bir tanesiydim ben de. Şeyde maç yönetiyorum Biga'da. Hızlı çaldım ama havada nasıl biliyor musun? Böyle böyle dolu atıyor. Kimse oynamak istemiyor. Herkes ben de istiyorum bitsin maç. Ama maçın da bitmesine 15 dakika falan var. Taça mı gitti? Kolina falan düdük çaldım ben. Biraz da uzun çalmışım. Herhalde maçı bitirdi zaten. Bütün takım, iki takım da girdi içeri. Ulan maç, maç bitmedi ki. Tamam, 15 dakika. Gözlemciye baktım. Gözlemci de bitirdi. Bitirdi. O da donmuş. Yok kimse sağda. Vallahi 15 dakika önce bitirdi maçı. Takımlar girdi içeri. Ben evet. Bitti mi? Bitti maç. Eyvah. Ama herkes... ama gözlemci de... Herkes gazi yani. Gözlemci de bitir diyor. Bitsin diyor. Gidelim diyor adam. Vallahi bitirdik maçı. Adam raporda normal yazdık. Kimseden tıs çıkmadı. Öyle bitti işte. Ama ben düdüğü çaldım. 22 tane futbolcu içeri girdi. Donmuş bile. Beni böyle... Soğuk biliyorsun. Çanakkale'nin soğuğu. Elbiga'nın dolu yağıyor. Bilmem ne oluyor. Her şey var yani. Maçın içinde. Bize hakemlik yapıyorlar. Bize maç çıktı İstanbul'da bana şey. İsmail abiye gelip soruyoruz nasıl yapacağız onu. İlk defa maça gideceğim. Karagümrük maçı. Karagümrük de şampiyonluğu oynuyor. Yanlar Balıkesir'de. Bundan yan hakem yok. Gittim İstanbul'a. Vallahi ya maç saatinde geldi iki tane yan hakem bana. Karagümrük maçı. Bir baktım bizim Kamuran kaptan. Karagümrük'te. Dedim o Kamuran ilk maça çıktım ona göre. Şimdi şampiyonla oynuyorlar. Bir şey yapsak... Çok kritik maça seni... Kendime fallayacağım yani yüklerini verseler falan. Oynadık o sahalarda çünkü. Bereket uzaktan bir topla gol oldu. 1-0 maç aldı. Hiç şeysiz böyle. uzaktan böyle. Kamuran bize gelmeden önce Kırklareli'nde oynuyordu. Çok severdim. Efendi bir arkadaş. Evet çok efendi. Çok oynadık evet. Burada. Ben Mehmet abinin, yani kulaklar içindesin. Mehmet sen gençsin. Çok feyizlerini almışsın. Yani çok dinlerdim onu söylediğini. Buradan şeye gittik. Benim verdiler. Keşan'ın maça verdiler beni. Ondan sonra Keşan sahası şeyin içinde, kasabanın içindedir. Otobüste geçiyorum. Kalenin arkasında bir tane tank, öbür kalenin arkasında bir tane daha tank var. 3-4 tane de şey, şeyler, cemçeler var ya, asker. Bizim burası askeri bölge herhalde, taktik atı falan geçecekler. Yukarı gitme, yemek yedim. Yavaş yavaş bayıda aşağı, yürüyerek Keşan'dan sahaya geçerim. Çekin iadeler, hakem geldi falan filan der, çekildi. Tam soyunma odasına gideceğim. Efendim dedi, ben dedi Edirne valisi bilmem kim. Efendim ben Keşan Kaymakamı, ben Tümen Komutanı, ben Emniyet Amiri. Öbür... Dedim lan ne oluyor dur bakalım işte bir iş var. Ama ben tek maçıma gidiyorum maça. Evet. Girdim içeri, dediler beyefendi
biz sizin yüzünüzü korkutmak istemeyiz ama yani burada 15 gün önce bir maç oynandı. Maçın hakemi de bizim çok değer verdiğimiz bir abimizdi. Kendisi albay, topçu birliklerinde. Şu an dediler hastanede yatıyor, burada çok büyük bir meydan dayağıydı. İşte hakim dedik, sizi göndermişler. Yani ikinci dayağı şimdi vermeyeceğim. Yok yok dediler efendim şu durumda. Abi sahaya çıktım, bir baktım. Birer hani böyle askerler şey durdular ya böyle, tüfek yan durdular böyle sararlar ya. Etrafı sıramış. Tank da var orada da, iki tane tank duruyor. Sanki top atışı yapacaklarmış gibi. Hakem bir tanesi Tekirdağ'dan, öbürü de Kırklareli'ndenmiş. Gelin bakalım arkadaşlar şöyle şöyle. İşte şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız falan. Keşan sarı takımında, sarı siyah. Öbürü de Meriç Tunca mıydı, neydi senin Edirne'nin? O da mavi, beyaz. Şimdi tabii kimin seyircisi fazla orada? Keşan'ın seyircisi fazla. Attım ben, attım kale, kale topu. Şeye döndüm Keşan'a, kale mi top mu dedim adıma? Kale hocam dedi. Ders şöyle. Top dese açacağım elimi. Amacım onu yüz gerisine çıkarmak. Abi ilk 20 dakikada 3-0 oldu. İşte hakem böyle olur, Hasan hakem, Cartürk ya falan dedim ben. Maç neticede 3-1 bitti. Biz omuzla çıktık, vali geldi. Diğerleri tebrik ettiler falan filan. İşte dediler ya böyle olmuş falan. Çıktık. Ondan sonra bizi meyhaneye götürdü. Kaymakam meyhaneye götürdü bizi. Sarı Mehmet Çatay, o da çok meşhur bir adammış. Keşan'ın da. Aynı zamanda da alkolü en fazla tükülen ilçelerden bir tanesi Keşan. İşte yedik, işte şu oldu, bu oldu filan. Albay demez mi ki şeyi? O tümen komutanı demiş. Şimdi buradan da helikopterle göndereyim dedim. Komutanım ama yapmayın. Ben de otobüse biner giderim burada. Adam yok dedi, adam buldu kafayı. Bu akşam da gidecek bir helikopterimiz var. Benim gidin, ne olacak dedi. Dedim komutanım ben helikopter hayatımda bilmedim. Geceliğin düşeriz, başıma çıkarmayın. Yok dedi, hiçbir şeycik olmazdı. Allah'ım yarabbim. Hatta abi bir jip çağırdılar da. Bindik jipin içine gittik helikoptere. Allah'ım dedim ya nereden geldi? Kafayı edecek kıvı. Bindik pır. Geldik Çanakkale'nin üzerine. Çanakkale'ye getirdiler. Tabii Çanakkale'ye getirdik Keşan'dan. Geldik şeye, o. Şu Saracan'ın orada var ya bir askeri şey dalga. Adam orada bizi indirdi. İndirdi ama oradan Çanakkale eve nasıl geleceksin? Orada cephanelik vardı yani. Evet. Oradan eve nasıl geleceksin? İstikam yürü Allah yürü, yürü Allah yürü. Şeyin içinden geliyoruz ne ismi, havaalanının içinden. Köpekler bir taraftan falan filan. O zaman da tabii o kadar vasıta yok, bilmem ne yok. Cep telefonları zaten yok. Abi şeye kadar geldim ben, dört yol ağzına kadar. Ama öyle tabii gençlik var. Geldim oraya kadar. Ondan sonra... İsmail abiciğim. Allah'tan bir adamcağız acıdı halimize de. Bindik, taktık bir arabaya. Şeye kadar getirdi beni. Köprünün oraya kadar getirdi. Çıkardım adamı, beşlik verdim. Yok abi almam falan dedim. Al sen bunu. Sen bunu fazlasını hak ettin. Affedersin. Neticede... Ulan dedim, otobüse binseydim ben bu kadar yorulmazdım. Şeyde, helikopterle geldik sözde ama 100 saatte buradan eve sonra maçın geldim. Skoruna göre geldin sen abi. Evet. Bir mağrib olsaydı. Maçın skoruna göre. Bir mağrib olsaydı. Nasıl gelirdin bilmem artık. Yunanistan'ı kaçırlardı beni oradan. Ama karanlıkta bilmiyorsun abi nereye gittin ya. O kadar top oynadık da hakemliğinde bayağı şehirlik oluyor. Ben bir gün yine İstanbul'a maça verdiler İsmail abi. Belki anlatmışımdır sana daha önce. Gene İki tane yan hakem şeyde, Bayrampaşa stadına gittim. Balıkesir. Listeler geldi, aldık falan çekeceğiz. Şimdi sağ komiser geldi, hadi gözlemci çıkın diyor. Hoca bizim bayrak yok, yan hakemde. Bu geldi başıma. Oğlum siz ne yapmaya geldin? Hoca sen getirmedin mi? Şimdi İsmail abi, ben de bilmiyorum o zaman yönetmeyi. Evet. Sonra kitapçıya baktım, orta hakem getirmek zorundamıştı. Öyle yazıyor. Oğlum sizin işiniz ne? Siz ne yapmaya geldiniz? Getirsenize bayrağınızı. Yok çıkamayacağız. Oradaki odacı geldi işte odaya falan. Dedim ya depoda falan yok mu? Oradan hakem arkadaşlarım bir bayrakları falan. Abi işte almam herkes kendine ama gidin ben depoya bir bakayım ne var ne yok. Adamcağız gitti baktı geldi. Atletizm bayrağı bulmuş iki tane. Bu kadar. Sapları da olsun büyük. Allah razı olsun bir testere buldu geldi onun sapını kesti bayrağı da biraz yıktım öyle maça çıktık o da enteresan bir şeydi o zaman onu da hiç unutmam bakalım. Malzemesiz olmuyor değil mi? Malzeme ya. Ne olurdu İsmail abi? Bulmasadık ne olurdu?
Oynatamazsın maçını sen. Yok yaptın. Maça da çıkamayacağız. Netice ne olur? Yarın cezayı oturdu şey. Tabii ceza yerdin. Sen yarın silerledi. Hiç. O kadar öğrendim ama şeyde kitap çıktı. Orta hakem getirdi. Şey ya. Bir kalemde silerledi. Benim zamanımda yoktu öyle şeyler de. Yani silerlerdi yani. Tabii. Kötü not alırdı. Gözlemcisini yazardım. Adam maça geliyor, şey yok, malzemesi yok. Tabii. Savaşa gidiyorsun, tüfeğin yok, hep hani yok. Alakası yok. Evet beyler, anlat bakalım. Biraz daha dinleyelim seni, evet. Almanya maceralı. Almanya maceralım, İsmail abi, işte uzun yıllar orada kaldım. 23 sene kaldım. 23 sene? 23 sene kaldım İsmail abi. İşçi olarak gittin, antrenör olarak döndün. Evet, işçi olarak gittim. Orada işte kurslara katılıp bir spor kulübünde görev yaptım. Ondan sonra burada... Orada evlendin? Yok, burada evlendim. Burada mı evlendin? Evet, 73'te burada evlendim İsmail abicim. Evet. Fakat da Muammer abi de rahmetli, İbrahim abi de, ikisi de yani başkanlık yapmış. İbrahim abi hatırlamıyorum ben de. İbrahim abi başkanlık yaptı. Ya, o da yapmış, ben evet. Hatırlamadım hiç. Allah İbrahim abi hatırlamaz lazım. Yaptı. 93'te o... Çanakkale Spor Başkanı'ydı. Turgay'ı ben o zaman şey Galatasaray'a götürmüştüm. 83'te. Yok 93'te. Ondan önce olmasın ondan abi. Önce abi. Yanlışım var. Hatta 70'in sonunda 80'in başları falandı. 93'te Dardanel Spor vardı. 83'te. Şimdi oldu. 93'te Dardanel Spor vardı çünkü. Şöyle bir 83'te. Şey. 83'te ama şöyle ben 83'te yine yöneticiydim. İsmail Korda'ya başkandı. Zeki Hoca'yı getirdik. Ondan da biraz da önce. Zeki i̇şte Hoca'nın ikinci gelişi falan da o. Ha, ondan önce. Ben yöneticiyim o zaman Zeki Hoca evet. Geldiğinde. 78 falan yapmıştı. O da evet çünkü İbrahim abi de rahmetli kulüp başkanıyken bir de diyalogumuz olmuştu. Bir önemli bir maç vardı Karşıyaka maçı. Evet. Öyle bir aramıza bir mevzu geçti yani. Nasıl gideriz, nasıl ederiz falan işte benim de camiye. Öyle oradan biliyorum. Çünkü 83'te ben İsmail Kordel'e başkandı ben yöneticiydim. Orada. Evet. Zeki Hoca'nın geldiği bizim takım vardı. 79 olabilir. 79. Çünkü ben... Yok ilk gelişinde. O seneler... Yok çok evvelden geldi. Zeki 83'te geldi abi bak. Ben sen beni dinle. Hatta Zeki Hoca'yı benim dükkana şey getirdi. Koridor'a başkan. O da İzmir Spor'dan benim takım arkadaşım. Ben Malatya'ya transfer olacaktım o seneler. Ondan sonra kaç sene gitti o? İbrahim abi başkandı önce. İşte. Evet. Vermedi lisansı o zaman. O yıllar yani. 82'de zaten ben de futbol bıraktım burada. 82'de. Evet beyler, programın sonuna geliyoruz. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa söyleyin. Bizim bir açık büfe yani hiç. Evet. Mahir abi teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz Mahir abi. Böyle bir eski ekibinize size yaşattığın için arkadaşlarla beraber evet. Biz size teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz. Espor notajı olarak, bon CV olarak. Sayende eski günlerimizi hatırladık, yaşamış olduk. Sizler de geldiniz, şeref verdiniz kardeşim ya. Böyle bu işler. Her şey karşılıklı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne mutlu bizlere. Efendim, bir spor beğen notaj programımızda son verirken gelen misafir arkadaşlarımıza, kardeşlerimize tekrar teşekkür ederim. Bu arada teknik heyete de ayrıca çok teşekkür ederim. Tekrar buluşmak üzere. İyi günler dilerim. Sağ olun.